Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler programımıza hoş geldiniz. Süper Lig'de 6. haftanın heyecanını yaşamaya başlayacağız. 3. haftanın ertelenen maçlarının heyecanını dün itibariyle tamamlamış bulunduk. Trabzonspor evinde Kayseri Spor karşısında 2-0 düştüğü, geriye düştüğü maçta 2-2'lik beraberliği buldu. Ama bu elbette ki Trabzonspor için tatmin edici bir sonuç değil. Önce Beşiktaş maçıyla başladı. Şenol Güneş'in 5. dönemi Trabzonspor'da bir beraberlik vardı hafta sonu yapılan büyük maçta ve dün de beraberlikte sahadan ayrıldı. Bu sezon Trabzonspor beraberlikler takımı oldu. Elbette ki Trabzonspor'u konuşarak başlayacağız programımıza ve Şampiyonlar Ligi'nde iki tane Türk futbolcu, milli takımın oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü dün Benfica'nın iki golünü atarak deplasmanda Sırbistan'da Kızıl Yıldız karşısında Şampiyonlar Ligi'nde galip gelmesini sağladı. Gerçekten ülke futbolunun yüzünü ağırtan sonuçlar bunlar ve başarılar, elbette ki bu başarıların devamı çok daha büyük bir önem arz ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de dün birbirinden heyecanlı maçlar vardı. Onlardan bir tanesi Madrid'de oynandı. Atletico Madrid'de Leipzig karşı karşıya geldi. Maç son dakikalara kadar 1-1 giderken Jimenez sahneye çıktı ve harika bir kafa golü attı Griezmann'ın ortasında ve Atletico Madrid'i 2-1 galip getirdi bu gol. Şampiyonlar Ligi ile ilgili detayları vereceğiz sizlere. Elbette ki yarın çok büyük bir maç var. Derbi. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşıyor. Her iki takım da son durumda Florya'da ve Samandıra'da. Elbette ki maçın atmosferi nasıl olacak? Teknik direktörlerin taktik planlaması ne yönde olacak? Bütün bunlara bakacağız. Beşiktaş'ta yarın bir divan kurulu toplantısı var. Bu divan kurulu toplantısı öncesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat dünkü sponsorluk anlaşmasında Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler ifadesini kullandı. Bunu konuşacağız. Beşiktaş futbol takımında pazar günü Eyüp Spor'la oynayacak maç öncesi son duruma bakacağız elbette ki. Avrupa'dan ve Anadolu futbolundan yine önemli notları program çerçevesinde bulabileceğinizi hatırlatıyorum. Değerli dinleyiciler, programımıza söylediğim gibi Trabzonspor bölümümüzle başlıyoruz. Bakalım Şenol Güneş dünkü karşılaşmayı takım adına nasıl değerlendirdi? Beşiktaş maçından sonra moral ve güven açısından bir yukarı çıkacağımız ve bunu pekiştirmek için de oynayacağımız bir maçta düşündüklerimizin tam tersi oldu. Oyun yavaş, hücuma çıktığımız zaman hücum varyasyonları ve organizasyonu zayıf ve topu kaybettiğimiz toplar, ki çok basit toplar kaybetti. Yani topu rakibe atıp verirsin diye verdiğimiz pozisyonda ve her dönüşünde de hiçbir karşılama olmadan düşündüğümüz oyunun tam tersini oynadık. Rakip de bunu kullandı. Yani her takım da kullanır zaten. Rakibinde o yönü avantaj değildi. İki tane yedik, daha fazla da yiyebilirdik. Yani hücuma çıktığımızda yediğimiz iki golde ve penaltı pozisyonunda ve diğer golde baktığımızda birebir boğuşurken biri sakatlanıyor. Yani hiç olmayacak şekilde birebir boğuşmamız gerekiyor, oyunu bıraktık. Veya boğuşurken sakatlanmasa bile rakibe avantaj verdik. Yani biz büyük takım olarak birebir savunmada başarılı olacağız ama bazen 2-3 de olduk artı defansta. Burada da rakibe pozisyon verdik. Hücum ettiğimiz her pozisyon sonrası baskı yapmamız gerekirken hiç bunları yapmadık. Yani tamamen yanlış bir oyun çıktı ortaya. Bu maç bize kazandırsa bile bu oyun bizim oyunumuz değil. Bu oyuncular da bizim oyuncularımız değil. Yani böyle oynayamazlar. Birebir sayarsak hepsini, yani bir maç kazanılması için birebirden başlayarak hücum ve savunmayı iyi yapacaksınız. Rakip kimse ona üstünlüğü sağlayacaksınız. Aynı şekilde 11-11 diye en azından 11-11 iyi olmak, kazanmak için bir avantajdır. Ama en az 6-7. Olacak. Bugün hiç yapmadık. Rakibe yardımcı olduk. Verdik topu, peşinden koştuk. Son bölümde pozisyon da bulduk, goller de bulduk ama bu bizim oynayacağımız oyun değil. Bu şekilde de hiçbir oyuncumuz oynamasını beklemiyorum. Evet, eleştirilecekler. Biz de eleştireceğiz. Ama bir gerçeği kabul edeceğiz. Yani Trabzonspor oyun oynayarak maç kazanacak. Oyunu oturtacak, hücum edecek, rakibi çıkarmayacak. Bugün hücum etmiş gibi görünüyor. Hücum ediyormuş gibi göründük ama onu yapmadık. Savunmada yapmadık. Oysa tam tersine baskıyla gitmemiz gerekiyordu. Burada fiziksel mi, zihinsel mi, teknik taktik mi hepsini değerlendireceğiz ama şu bir gerçek: sakatlıktan çıkan ve oynamayan oyuncumuz bile daha iyi oynuyorsa, daha arzuluyorsa, 3-4 gün önce işte diğer oyuncularımız %100 veriyorsa bir çelişkiler var. Bunları düzelteceğiz. Takımı düzelteceğiz. Çünkü burada oynayan her oyuncu sahaya çıktığı zaman %100 hazır demek. Hiçbir mazerete sığınamayız. Çıkarken fiziksel bir sorun varsa zaten oyuncu çıkmaz sahaya. O zihinsel olarak kendini hissetmiş yine sahada olması. Çünkü onun kötü görüntüsünde ben rahatsız oluyorum. Seyirci de rahatsız. Kendi de rahatsız olacak. Çoğu da oynamaması daha iyi de dinlensin. Böyle bir maç geçirdik. Bunu bir kötü oyunun sonucu olarak görmek istiyorum. Kendilerine de söyledim oyunculara. Yeniden baştan. Bu oyun ne kadar yanlış yapılacaksa onların yanlışların gösterileceği bir maç. Yani oyunda hücum nasıl edilmez, top nasıl rakibe verir, bomboş. Yani rakip de boş,
Bizimki de boş. Yani öyle bir top atıyoruz ki rakibe niye boş attığımızı, yani renk karışır ancak. O kadar olur. Bu çok kötü bir görüntüydü. Ben oyuncuların kalitesini ve becerisini bildiğim için onları göremedim. Mesela daha hazır olmayan, sakatlıktan çıkan, maç oynamayan ve bu kalabalık içerisinde rakip sahada Tony ile Umut daha ümit vardı bizim için. Bu çelişkili bir durum. Yani sürekli idman yapan, maç oynayan oyuncularımızın verimsizliğini neye bağlayabilirsiniz? İşte diğer maçın yorgunluğuna bağlayabilirsiniz. Düşünce olarak hazır değildi. Sorumluluk alırken farkında değildi. Yanlışları, doğruları, bunları kötü oyuncu diye söylemiyorum. Kötü oyunlarını söylüyorum. Bunu düzelteceğiz. Yani bunu değiştirecek olarak önce kendileri, biz yardımcı olacağız. Çünkü kendimizi, bunda da birbirleri kendilerini değiştirmeden, ben de kendimi değiştirmeden hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Sadece mazeret. O işte iyi pas verme, o koştu, bu koşmadı, hakem öyleydi, işte rakip öyleydi. Yani onlara girdiğimiz zaman zaten çıkamayız. En büyük sıkıntı olur. Kafamızı yere eğip bu maç her oyuncu için başlangıç olacak. Ha, Antep maçında da kötü oynayabiliriz. Ama kötü oyun şöyle. %100'ün iyi yaparsınız. Karşılığında bir sonuç alamazsınız. Bunu hoş görünle karşılığında. Bugün 2-2 de beni mutlu etmez. 3-2 de olabilirdi. Var pozisyonların son bölümde. Yani 11-11'ken de vardı ama 10 kişi kalınca daha fazla oldu. Ama onlar bile bana yeterli değil. Bu kadar hücum ediyormuş gibi görünüp rakibe topu verip geriye gelmemek genç takımlarda olsa da bile hoş görülmez. Rakip de bunu iyi kullandı. Zaten uyumlu takım transfer yasağı sebebiyle daha organizesi iyi. Ama biz de tam tersine o organizasyona yardımcı olduk. Zaten izlediğini de görürsünüz. Hücumda gidip top kaptırıp arkasından gelmeye, geride sayı fazlakeden gol yiyoruz. Dönüşte geriye ağır kaldığımız için de gol yiyoruz veya pozisyon veriyoruz. Bu böyle zaten lig oynanmaz. Yani böyle bir takım yok ligde de. Lig kaldırmaz onu. O yüzden 4. beraberliğimiz bizim için iyi bir şey değil. Çünkü bu şekilde devam edemeyeceğiz. Ama tekrar söyleyeyim, ben bu oyuncuların %100 daha farklı olacağını düşünüyorum. Onu da bekliyor. Umarım öyle olsun. Yani o da başta sorumluluğu benim tabii yani. Çünkü onlara görev veren benim, çıkaran 11 oyuncu, 5 oyuncu da oynattık. 16 oyuncu da ortalama bakarsak işte yani 12-13 kişi eğer bizim düşündüğümüzün gerisindeyse zaten o maç mucizeye kalır kazanma. İşte olabilir de bunun mucize. Son bölümde rakip 10 kişi kaldı. Diğer konulara zaten girmek istedim. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor'u konuşarak devam edeceğiz programımıza. Sayın Hüseyin Tok bizimle birlikte, Trabzonspor efsanesi. En başarılı dönemlerde Trabzonspor'da forma giydi. Eksik olmasın, yıl boyunca Radyospor'a büyük katkıları oluyor. Daimi konuklarımızdan Hüseyin Tok telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Özgürcüğüm. Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Yani tabii Trabzonspor için 2-0'dan geri döndü. Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı, puan aldı diyemeyiz herhalde, değil mi hocam? Yani ortaya çıkan sonuç kimseyi sevindirmez. Kesinlikle, kesinlikle. Ne diyorsunuz maça hocam? Şimdi maça gelmeden önce buraya nasıl gelindiğini biraz irdirmemiz lazım. Yani futbolcu kalitesi niye bu kadar düşük olduğunu irdirmemiz lazım. Bizim Trabzonspor'un kırılma noktası şampiyonu olduktan sonraki yapılan 14 tane yanlış transferlerden, daha sonraki sene 12 tane, bu sene 12 tane. Daha dikti hiç tutmuyor. Yani takım düzeni bozuldu. Kaliteli oyuncular ayrıldı ve yerlerine gelenler de onların yerini doldurmadı. Biliyorsunuz futbol kaliteli futbolcularla oynanıyor. Yani futbol bilgisi çok az olan futbolcular, tekniği, görüşü az olan futbolcularla futbol oynanmaz. Yani bu transfer çalışmaları Şen Hoca da çok belirtti dolayısıyla, yani dolaylı yoldan belirtti. Yani bu kadar yanlış transferler yapılamaz. Abdullah Hoca bunları hep üstlenmişti, ben aldım dedi. Ama her iki dönemde de hem şampiyon olduktan sonra hem bu dönemde aldı, sonra enkaz bırakarak gitti. Yani bu görünen köy kılavuz istemez. Maalesef hele bilhassa hücumda oynayan oyuncular kaleyi bırak, yani kaleyi düşünme dahi düşünmüyorlar. Ve o özgüvenleri maalesef hiç yok. Hep kaçak oynuyorlar. Yani şöyle benim kısacası belirteyim. Benim antrenmana dahi alamayacağım oyuncular Trabzonspor'da şu anda oynuyorlar. İlk önce bir 10 numara alınması lazımken hala Bardi'nin kaprislerini çekiyoruz. Hala Trabzon'a gelmiş adam keyif yapıyor, zevk yapıyor. O burunda değil. Trabzonspor yenilmiş, beraber kalmış. O bir tane filika astın öyle bir şey yaptın. Tamam, bundan sonra ne savunmada ne hücumda hiçbir yerde yok. Dragoş böyle, sol şeyler böyle, yani Ozan böyle, yani bunlar ne kadar bastı top kayıpları bunlar. Bunları amatör futbolcular bu kadar 3 metreye 5 metreye top atamıyorlar. Yani böyle
Böyle bir şey olamaz yani ya. Şenol Hoca ne yapsın yani? Şenol Hoca yani her şeyi eline altına sokar da. 2 metreye pas atmaktan aciz oyuncular değil bunlar. Öyle bir beceri noksanlığı yok ama bir motivasyonla ilgili bir sorun mu var hocam bunlar? Yok hayır şöyle şimdi bunlar bekleyen takımda bir önceki takımda belki daha iyi oynayabilir. Ama Trabzonspor böyle değil. Trabzonspor'un hep hedefi oynayan takımdır. Taraftarı hep galibiyet ister. Hep hücum ister. Bugüne kadar böyle görmüşler. Yani geri pası bile tahammül edemediler. Yani geri paslara bile tahammül edemeyen bir şey. Bir taraftar topluluğu vardı. Çünkü neden? Eskiden şampiyon dönemlerinde Trabzonspor rakibi boğardı. 18'den dışarı çıkartmazdı. Bunları gören babalar, dedeler işte torunlara anlatıyorlar. Bizim zamanımızda böyleydi. Onlar da hep böyle bekliyorlar. Tahammülleri az, beklenti çok fazla. Onun için yani bizi böyle futbolcular bizi Trabzonspor'u taraftarını kesmez. Yani bunlar hep biliyorlar. Diyorlar ki o zaman niye aldın bunları? Bizim amatörde bile böyle futbolcular var diyorlar. Yani bu scout şeyinde inanılmaz yanlışlar yapıldı. Yani bütün sonuç gelip tabi sahada futbolcu oynuyor. Futbolcunun kalitesi neyse, futbol bilgisi, kalitesi, tekniği, kapasitesi yani hepsi sahaya görünüyor. Ama bunu karşılayamayan futbolcular Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Yani Şenol Hoca da çok orada belirtti her şeyi. Yani burada çok önemli şeyler var. Tam belirtemedi ama yani bu takımda... Nedir hocam Şenol Hoca'nın anlatmaya çalıştığı şey? Yani, tam söyleyemedi. Yani takım kalitesi demek istiyor. Yani hepimiz bu işin altına gireceğiz. Hepimiz bu işi düzeltmeye çalışacağız. Düzelmese biz devre arasında bir büyük bir operasyon gerekecek. Yani bu başka bunun yolu yok. Yani böyle oyunculara bu hiç gitmez. Yani Kayseri ya sana fark atardı ya. Yani yazık yani ya. Yani bu böyle olur mu Trabzonspor? Böyle bir takım olur mu yani ya? Futbolculara bakın 2 metreye top atamıyorlar ya. Ya böyle olabilir mi? Her topu kaptırdı Ozan ya. Her topu kaptırdı Dragos ya. Can şeyi kaptırdı. Bardi bir şey yapmıyor. Yani oynayan kimse yok ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ya çok zor. Trabzonspor'un işi bu şekilde. Hem Şenol Hoca'nın işi çok zor. Hem Trabzonspor'un işi zor. Bu devreye kadar bu kadro ile çok zor taşınır. Daha ligin başı. Yani 2 4 6 8 puan kayıp var ya. Doğru. Yani çok iyi. Çok iyi alsan şimdi senin 4 puanın var. Rakibin 15 puanı var. Yani nasıl tırtık bu psikolojik olarak? Bunlar zaten puan kaybetmiyorlar. Yani Fener'e Galatasaray 5 yaşta iyi takım oldu bu sene. Geçen yıl olduğu gibi kendi aralarındaki neredeyse kendi aralarındaki maçlar şampiyonu belirleyecek. Yani çok güçlü takımları var. Ya biz ise çok Trabzonspor ise çok yani çok kötü transferler yaptı. Yani kim izliyor, kim ediyor, kim alıyor, kim ya vallahi bilmiyorum. Yani burada büyük bir sorun var diye düşünüyorum. Hocam bu transfer döneminde Abdullah Avcı ve ekibi Abdullah Avcı'nın istediği kişilerle mi transferler yapıldı? Ne dersiniz? Yoksa doğrudan yönetimin mi inisiyatifi var? Ya ben Abdullah Hoca'nın şeyi baktığım zaman Abdullah Hoca bunları yapmaz. Vakeme'yi almaz, Ozan'ı almaz. Yani ben yani diğerlerine iş yapmaz ama burada Abdullah Hoca teknik direktör sensin. Kimseye işi bırakmayacağız. Zaten kendi ben aldım dedi. Yani üstlendim abi. Olabilir. Başkan da yanındakileri almış olabilir ama yani ama Abdullah Hoca da ben aldım dedi. Sorumluluk bana aitti. Bunu kendi ağzından söyledi. Ama ben zannetmiyorum ama yani bu kadar şeyi yani bunları Abdullah Hoca'nın kendi ekibinden birisinin de en son olarak izlemesi lazım veya kendinin izlemesi lazım. Son aşamada bu alınıyor diye kendine bir kanaat vermesi lazım. Nasıl oynayacak, nasıl yapacak, geride pas yapacak stoperler lazım, sağ beki, sol beki böyle yani pas yapabilecek ileride kontratak oyuncular alması lazım. Oyun sistemine göre, onun sistemini değiştirmediğine göre buna göre futbolcuları alması lazım. Onları da almadı. Hücum eden oyuncular da alınmadı. Şu an önce daha çok atak hücum oynamaya çalışıyor. Onda da o forvette kimse yok. Yani forvette bir amatör bir zihniyet var. Yani bu kadar da olmaz yani. Yani bu kadar da pes vallahi. Anladım hocam. Evet. Hocam Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük kabiliyetini nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben şöyle. Yani futbolcuların bu tabii futbolun içinde o içinden gelenler yetenekli oyuncular falan bunlar yani şey yap muhakkak futbolda devam etmeleri lazım. Fakat kendilerinde geliştirmeleri lazım. Nasıl geliştirilir? İyi bir hocanın yanında asistanlık yaparak bir 200 sene yani en az 200 sene yaparak orada dışarıdan göründüğü gibi değil yani çok iyi bir biz de çalıştık. Biz de Şenol Hoca'dan çalıştık falan. Yani böyle yani Şenol Hoca gibi veyahut da işte Fatih Terim olur. Yani diğer hocalar gibi yabancı hocalar olabilir. Onların yanında asistan olarak çalışmak, yardımcı olarak çalışarak biraz daha tecrübelenmek lazım. Hemen atlayarak yani
futbolu bıraktım, bir antrenör oldum. Bu çok farklı. Yani biz de öyle şey yaptık ama antrenörlük çok ayrı, idarecilik çok farklı. Yani idare etmek, futbolcuları anlamak, etmek. Yani bu biraz zor iş. Doğru. Yani biraz eğitimciliği, pedagojik özelliği gerektiriyor. Efendim? Biraz eğitimciliği, pedagojik özelliği gerektiriyor değil mi hocam? Yani teknikte. Tabii tek eğiten iyi futbolcusun da iyi hocasın değil. Yani iyi futbolcu tek bir yönden iyi, tam futbolcu ama daha dışında sen 24-25 kişi idare edeceksin. Onların problemleri olabilir, sıkıntıları olabilir. Onlara iyi yaklaşmak lazım. Yönetim olarak noksanlıkları olabilir. Onları halletmek lazım. Çalışma zeminleri, çalışma sahalarının düzenli olması lazım. Onlarda etkili olman lazım. Onun için yani tek iyi futbolculuk burada yetmeyebilir. Yani onun için iyi bir hocanın yanında biraz 2-3 sene eğitim alarak, yani asistanlık yaparak, yani kendini de eğiterek, çalışarak, okuyarak, efendime söyleyeyim, dünya futbolunu takip ederek böyle kendini hep geliştirmeye lazım. Ben buranın nasıl bir şey, yani görmediğim için bir şey diyemem. Onun için ama çalışıyorlar. İnşallah kendilerini daha çok geliştirirler. Evet, Türk futboluna faydalı olurlar. Peki. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bir Trabzonspor efsanesi Hüseyin Tok fikrini sizlerle paylaştı. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Fuat Yaman bizimle birlikte. Dün söyleşimiz yarım kalmıştı. Daha doğrusu istediğimiz uzunlukta yapamamıştık. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Özgürcüğüm. Süreden kaynaklanan bir problem yaşamıştık hocam dün. Hiç sorun değil. Evet. Sorun değil. İyisiniz umarım. İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Sen de iyisin. Sağ olun. Hocam siz Beşiktaş Kongre üyesisiniz aynı zamanda değil mi? Beşiktaş Kongre üyesinin divan kurulu üyesiyim. Divan kurulu üyesisiniz. Dolayısıyla camiadaki gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Hasan Arat, Başkan Hasan Arat daha önce de dile getirmişti. Bir kez daha dün dile getirdi. Dedi ki Beşiktaş'ın gayrimenkullerini, önemli gelir getirebilecek gayrimenkullerini Beşiktaşlık adıyla birileri oturmuş. Bunları çok maliyeti düşük, ucuz komik kiralarla almış ve buradan kişisel zenginleşmelerini yapıyorlar. Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler dedi. Yarınki divan kurulu toplantısında da sanırım bu ayrıntılarıyla konuşulacak. Tamam, bunu daha önce de söyledi. 6 ay önce de söyledi Sayın Arat ama o günden bugüne değişen bir şey yok anladığım kadarıyla aynı söylemi tekrar ettiğine göre. Nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Çok önemli asetleri var Fulya başta olmak üzere. Kesinlikle söylediklerinin tamamı doğru. Biz bunları çok önceden dile getirdik. Hatta bununla ilgili yapabileceklerimizi yaptık ki Yıldırım Demirören'in başkanlığı şey yapılırken, ibra edilip edilmemesi oylanırken ibra etmeyerek tepkimizi koyduk ve Türkiye'de futbolda kulüp başkanlarının arasında ilk defa ibra edilmeyen başkanlık yaptı Yıldırım Demirören. Hasan Bey'in söyledikleri %100 doğru. Kendisi zaten rahmetli Süleyman Seba'nın başkanlık döneminde belli bir dönemde yöneticilik yaptı. Dolayısıyla onlara çok vakıf. Özellikle Fulya ve ondan sonra İnan Üstad'ın yenilenmesi esnasında Beşiktaş Kulübü maalesef, çok özür diliyorum, yani istemeyerek söylüyorum ama Beşiktaşlı olduğunu iddia eden, hatta bu konuda kendilerince hakkı nedenleri de olan çok önemli insanlar, ellerinde yetkiyi bulunduran insanlar Beşiktaş'ın çıkarlarını istismar ettiler. Kişisel olarak mı yaptılar ya da birilerine peşkeş mi çektiler ya da inşaat aşamasında anlaştıkları müteahhitle birlikte mi yaptılar? Bunlarla ilgili ciddi şeyler var. Hasan Bey umuyorum ki yarın elinde delillerle bunları kamuoyuyla paylaşacaktır. Ama şu anda Türkiye'nin, şu anda demeyeyim de son 10 yıl Türkiye'de özellikle kulübü yönetenler, hangi kulüp olursa olsun, bu Anadolu kulüplerinde de var, büyük takımlarda da var. İstisnalar hariç birkaç tane istisnaya ayrı tutabilirim. Ama onun dışında zenginleşme aracı ya da işlerini, kendi kişisel ticari işlerini geliştirme açısından kulüpleri çok kullandılar, çok istismar ettiler. Evet. İnsanlarla, bunu yakın olduğunuz insanlarla konuşuyorsunuz. İşte X bir kulübün başkanı, büyük takımlardan birinin başkanı.
işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle usulsüzlük yapıyor falan diyorsunuz. 15 milyon euro, 20 milyon euro indirdi diyorsunuz. Size verilen cevaplar şunlar. Ya diyor, yani koskoca iş adamı 20 milyon euro için bu işi yapar mı? Yani insanların bir de böyle bir yaklaşımı var. Ya 20 milyon euro, 25 milyon euro. İş adamının 20-25 milyon euroyu kemiksiz vergiden, stopajdan, sigortadan arındırdıktan sonra 20 milyon euroyu bir iş adamın kazanması için en az 100-150 milyon euroluk yatırım yapması lazım. Niye yapmasın yani? Az para mı yani 20 milyon euro, 15 milyon euro olmuyor. Nasıl yapıyor? Çok basit. Her sene 10 tane özellikle yabancı futbolcu geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Beşiktaş Tabata'dan, Tabata transferinden hatırlayanlar vardır belki. Gaziantep Spor'da bir Brezilyalı futbolcu. 10 milyon euro muydu neydi? 8-8,5 milyon euroya aldı Beşiktaş. Eski bir futbolcu, daha sonra futbolcu menajerliğine soyundu. Düzgün bir arkadaştır. İsim vermek istemiyorum onu izin almadığım için. Transferden bir ay önce benle görüşmek istediğini söyledi. Suadiye Otel'de buluştuk. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinler, Sayın Fuat Yaman bir kez daha bizimle birlikte, teknik direktör Fuat Yaman'la. Söyleşimizin ilk bölümünde yarın divan kurulunda konuşulması muhtemel olaylardan bir tanesi, Beşiktaş'ın gayrimenkullerinin bugüne kadar nasıl değerlendirildiği ile ilgili meseleyi konuşuyorduk ve önemli bir anekdotu sizlerle paylaşıyordu Sayın Fuat Yaman. Hocam tekrar hoş geldiniz. Merhabalar Özgürcüğüm. En son Suadiye Otel'de kalmıştık hocam. Evet, Tabata'nın transferiyle ilgili. Demin de söylediğim gibi bir daha hatırlatayım. Eski bir futbolcu. Daha sonra futbolu bıraktıktan sonra resmi olarak menajerlik yapmaya başlamıştı. Suadiye Otel'inde buluştuk. Benle ilgili dedi ki sizin bir yardımınıza ihtiyacım var dedi. Tabii dedim. Otelde buluştuk. Bana işte Tabata ile ilgili, Tabata'nın Brezilya'daki kulübünün onaylı bir resmi yetkili belgesini gösterdi. Hocam dedi, kendi Tabata'nın kulübünden yetki aldım dedi. Gaziantep Spor'da kiralık oynamış, oynuyordu o sırada. Fakat başka bir kulübe gitmesi halinde Gaziantep Spor'un da bu transferden belli bir yüzde ve belli bir pay alacağı yazılıydı. Hocam dedi, yetki belgesi var dedi. Yetki belgesini gösterdi ve satış rakamı 850 bin dolardı zannediyorum. Ya dolar ya euro, şu anda hatırlamıyorum. Dedi ki araya dedim çok saçma sapan insanlar girdi. Hiç yetkisi olmayan, işten dedi nemalanmak isteyen insanlar girdi. Beşiktaş kazık yiyebilir bu işten dedi. Siz dedi Beşiktaş camiasından birisiniz. Bu konuda yardımınızı rica edeceğim dedi. Ben de o zamanlar işte ilişkili olduğum arkadaşları yönetimde de vardı. Onları aradım, dedim ki böyle böyle Tabata'yı almayı düşünüyor musunuz galiba dedim. Evet dedi, öyle bir düşünce var dedim. Dedim ki böyle böyle bir eski sporcum benim, futbolcum, çalıştırdığım takımlarda beraber çalıştığım bir futbolcu. Şimdi futbolu bıraktı, menajerlik yapıyor, yetki belgesi de var. Bu işi en zararsız, Beşiktaş'ın çıkarlarına en uygun şekilde halledebilirsiniz dedim yani. İsterseniz sizi karşılıklı konuşturayım ben, çünkü bu tip işlerde işin içinde olmayı, yani işimi yaparken de antrenörlük yaparken de hiç girmedim futbolcu transferlerinde, para işlerine. Ondan sonra dedim ki böyle böyle dedim, elinde yetki belgesi var, gördüğüm kadarıyla 750 bin dolar mı 800 bin dolar mı ne, böyle bir rakammış galiba fiyatı dedim, ama gazetelerde okuyorum çok yüksek rakamlar falan. Tamam ben iletirim dedi falan. Bir daha ses de çıkmadı. O kişiyle de benim söylediğim eski futbolcu, menajerlik yapan arkadaşla da görüşmediler. Bağlantıya geçmediler ve Beşiktaş 8,5 milyon dolara Tabata'ya transfer yaptı. Bu transfer uzun yıllar hem maliyeti açısından hem de bu konuda çıkan söylentiler açısından konuşuldu. Yani bu sadece olaylar, yani transferlerden bir tanesi. Genelde yabancı transferler üzerinden bu kulüpler istismar ediliyor, zarara uğratılıyor.
10 liralık futbolcuyu, resmi satış fiyatı 10 lira olan futbolcuyu 50 lira gösteriyorlar. İşte buradan 10 lirasını kulüp alıyor, kalan 15 lirasını işte bilmem kim alıyor, karşı taraftan biri alıyor. İşte böyle kulüpler yıllardır soyuluyorlar, bu şekilde soyuluyorlar. Dolayısıyla Hasan Bey başkan şu anda benim bu bildiklerimin fazlasına da bilgi olarak sahiptir zannediyorum. Yarın bunları dile getirecek. Bunları dile getirmek bile Hasan Arat konumundaki birisi için çok değerli ve çok önemli. Çünkü şu anda Hasan Arat'ın oturduğu koltukta oturanlar, yani Beşiktaş için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum, kulüplerin büyük bir çoğunluğunda maalesef kulüplerin bugün batak noktasına gelmesine sebep olmuşlardır demeyeceğim. Bilinçli olarak yapılmış bir kaçaktır. İstisnalar vardır. Onların da affına, özrüne, büyüklüğüne sığınarak bunları söylüyorum. Ama maalesef bu işler yapılıyor o son 10-15 yıldır. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok canım. Yarın biz de hem derbi için ne diyorsunuz? Hem de diğer kulüplerde neler yaşıyorlar, nelerle karşılaşıyorlar, onlara da bir ışık tutması açısından önemli oluyor. Peki. Derbi için bir tahmininiz var mı yarınki Fenerbahçe Galatasaray derbisi için? Yarınki, yani derbileri klasik laflar vardır ama çok doğrudur. Yani derbilerde gerçekten önceden kestirmek çok 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 zordur. En yakın örneği bundan 3 ay önce Galatasaray stadında Fenerbahçe'nin 10 kişiyle Galatasaray'ı yenmesini gösterebiliriz. Yani kağıt üzerinde her konuda Galatasaray öndeydi ama Fenerbahçe kazandı. Dışarıdan bakıldığında şu anda Fenerbahçe daha dengeli gibi görünüyor. Aslında oynadığı futbol açısından çok tatmin edici bir şey oynamıyor Fenerbahçe. Yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinden daha iyi bir durumda değil Fenerbahçe. Ama Galatasaray'da sıkıntılar var. Herkes Galatasaray'ın son haftalarda canlandığını falan söylüyor ama Galatasaray'ın oynadığı rakipler çok çok zaafı olan, zayıflığı olan takımlar belli olana. Galatasaray bunlardan yararlandı. Galatasaray açısından da iyi bir test olacaktır. Ben Fenerbahçe'yi biraz daha yakın görüyorum. Hem oyuna daha gerçekçi yaklaşıyorlar şu anda. Hem de başlarında daha dengeli bir hoca var. Daha kontrollü bir hoca var. Derbilerde kontrol çok önemlidir. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyorum. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar sunuyorum. Eksik olmayın. Sayın Fatih Yaman bizimle birlikteydi. Değerli İnciler, programımızın bu aşamasında Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray'ın önemli isimlerinden eski ikinci başkan Profesör Doktor Sayın Mehmet Helvacı bizimle birlikte. Biliyorsunuz kendisi ticaret hukuku alanında ülkemizin önde gelen hukukçularından ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de öğretim üyesi. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok uzun zaman oldu, yayın vesilesiyle görüşemiyoruz. Ayrıca görüşüyoruz ama yayınlarda çok uzun, evet, süredir röportaj yapamıyoruz. İyisiniz umarım. İyiyim, iyiyim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İşlerle uğraşıyoruz. Harika. Ne dersiniz, yarınki derbi için bir favori değerlendirmesi yapılabilir mi sizce? Ya şimdi tabii ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bu anlamda da gerçekçi olmayabilir ama benim görüşüm, gönlüm Galatasaray'ın kazanacağı yolunda. Yani bunun için de yani hangi sebebe dayanarak bunu söylüyorsunuz derseniz, yani işte takımların şu andaki performansları ve kadroları benim bunu düşünmeme sebebiyet veriyor. Tabii ki bu bir deplasman maçı. Bütün deplasmanlar zordur. Galatasaray'ın ama kazanma arzusu da deplasman veya kendi sahası olarak ayrılmaz. Her zaman kazanmak için oynar. Yine muhtemelen kazanmak için çıkacağı bir maçtan bahsediyoruz. Tabii ki deplasman maçı olduğu için daha dikkatli oynayacaklardır ama örnekleri var. Kadıköy'de Galatasaray'ın galip geldiği maçlar olduğunu biliyoruz. Ben yine öyle bir maç olmasını diliyorum. Anladım. Ama tabii her şeyden evvel işte futbolun konuşulduğu, oyuncuların futbollarının konuşulduğu, sakatlık olmayan, saatte sonuçlanan
maçın sonunda sporcu kardeşliğinin yaşanabildiği bir maçın oynanmasını istiyorum. Her şeyden önceki isteğim bu. Yani galibiyetten bile daha önce bunu istiyorum. Bu arada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maçın hakemi Atilla Karaoğlan'la ilgili bir açıklama yaptı. Geçen sezon ben hiç kimseyle ilgili konuşmam ama bu hakemle ilgili özel olarak konuşmak istemişim. Trabzonspor maçında bize verdikleri, bizim maçlarımıza verdikleri diğer maçlarda yaptıklarını göz önünde bulundurunca bu hakemin bize hiç güven telkin etmediği gerçeğini görüyoruz. Bile bile benim de açıklamam ortadayken böyle bir hakemin derbiye atanmasını doğru bulmuyorum. Demek ki değişen bir şey olmamış. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim değişiyor ama kararlar açısından, çifte standart içeren kararlar açısından bir şey değişmemiş dedi Dursun Özbek. Sizce %100 haklı mı ya da belli ölçülerde mi haklı mı? Yani %100 haklı mı tabii, yani hiçbir şey %100 demek doğru değil ama şimdi şunu söylemek mümkün. Şimdi Galatasaray ortaya böyle bir hassasiyet koymuşsa, yani tek hakem de şu anda Sayın Karaoğlan değilse, alternatifleri varsa, bu hassasiyetler göz önünde bulunarak bu seçimin yapılmamasının herkesin anlayışı bakımından daha sıhhatli olacağını ben düşünürüm. Yani mesela ben bu seçimi yapan kişi olsaydım bütün bu hassasiyetleri dikkate alırdım. Tabii ki bir maça tarafların istediği hakemi atamak veya istemediği bir hakemi atamamak diye bir şey söz konusu olamaz ama şimdi ülkenin içinde bulunduğu durum, bu iki takımın özellikle bizim deplasmana gideceğimiz takımın yaratmış olduğu gergin ortam göz önüne alındığında, bir önceki maçta futbolcuların spor ahlakı dışında yaptıkları şeyler göz önüne alındığında, hı hı, bu atamın daha hassasiyet yapılması gerektiği bence de kesin. Ama %100 diye bir şey, hiçbir şey yok. Burada da yok. Fakat ben de Sayın Başkan'la hemfikir olduğumu söyleyebilirim. Peki. Bu arada Fenerbahçe'nin önceki gün Galatasaray'la ilgili 7 kuruma yaptığı bir şikayet vardı. İşte transferde gerçek parasal değerlerin gösterilmediği iddia ediliyor. Yasa dışı bahis olayları, kara borsa bilet vesaire vesaire. Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk de dedi ki bile isteye kimler olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe yönetiminde televizyon sahibi bir kişi ve Fenerbahçe yönetim kurulu başkanı bunu Galatasaray'ı karıştırmak, bölmek için ortaya koydular. Bu senaryo komik kaçıyor dedi Metin Öztürk. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ya da bizimle paylaşabileceğiniz bu konuda size gelen somut bilgiler var mı? Bilhassa bu kara borsa bilet iddiası, sponsor, askıya alınan sponsorluk anlaşması, biliyorsunuz yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle bir sponsorluk anlaşması askıya alındı. Yani Merit King ile yapılan anlaşma, evet, askıya alındı. Bu hukuki anlamda bir idari tedbir miydi Galatasaray yönetim adına? Bu spekülasyonlar hakkında fikriniz nedir? Yani şimdi tabii bu soruya çok çeşitli açılardan cevap verilebilir ama tabii müracaatların zamanlaması manidar. Daha evvel de söyledim. Bu bir spor mücadelesi. Sporun kardeşliği besleyecek, insanları bir araya getirecek yönü sporu spor yapan şey. Yani rekabet demek birbirine karşı bu derece hasmane duygular beslemek demek değil. Üstelik taraflar Futbol Federasyonu çerçevesinde kendi aralarında yapmış oldukları bir anlaşma ile işlerini tahkim üzerinden görmek konusunda genel olarak anlaşmış bulunuyorlar. Buna rağmen bir takım kurumlara şikayetlerde bulunma arzusu, bu her Türk vatandaşının yapabileceği bir şeydir. Fakat tabii bu bir rakip takımı, diğer rakip üstelik de bir maç öncesinde yapıyor olması bütün bunların düşünülmesine sebebiyet verir. Ama gerçekten de bunun bir olumlu sonuç vermesi ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Yani daha sayın kanunsuz bir şey yapmış olma ihtimali olduğuna inanmıyorum. Bir takım kişilerin yapmış olabileceği kanunsuzlukların Galatasaray'a mal edilemeyeceğini de düşünüyorum. Tıpkı her kulüp açısından geçerli olduğu gibi. Özellikle bu kara borsa bilet konusunda değil mi? Gayet tabii. Yani kara borsa, bence bütün kulüplerin problemi bu. Kara borsanın savunulması diye bir şey söz konusu değil ama kara borsa işte ticaretin olduğu her yerde her zaman söz konusu olan bir şey. Burada tabii işte kulüpte biletlerin erken bitiyor olması, dışarıdan insanların bilet bulamıyor olması filan kulüp içinden bir takım operasyonların olabilme ihtimali olduğunu gösteriyor ama bu dahi bu operasyonu kulübün yaptığının kanıtı değildir. Dolayısıyla burada bir suçlu varsa o zaman bu suçlu kimse o cezalandırılır. Bu ama asla Galatasaray Kulübü olamaz. Çünkü yani Galatasaray Kulübü'nün zaten etik değerlere olan bağlılığı,
600 senelik bir eğitim kurumunun içinden çıkıyor olması. Bütün bunlar ama mani. Ben bu yapılan şikayetlerin falan da çok önemli bir sonuç doğuracağı fikrine sahip değilim ama şikayeti yapanların herhalde kendilerince bir stratejisi vardır. Hı-hı. Bir sebebi vardır. Bunun için yapıyorlardır. Fakat başarılı olma, stratejinin başarılı olma ihtimali olduğunu inanmıyorum. Maçlar sahada kazanılıyor. Yani futbolcular, sporcular oynuyorlar, oynamıyorlar. Teknik direktörler gerekli değişiklikleri yapıyorlar, yapmıyorlar, iyi taktik veriyorlar, vermiyorlar. Ve bunlar da kazanılıp kaybediliyor. Zaman zaman bu maçlara istenmese de hakem etkisi söz konusu olabiliyor. Ama sonuçta yine dediğim gibi bunlar hep sahada geçen işler. Yani hakem de dahil olmak üzere sahada geçen işler. Bunun burada olup burada bitiyor olması lazım. İşleri başka yerlere taşımamak lazım. Bunun dediğim gibi ülke açısından yararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten yeteri kadar kamplara bölünmüş bir ülkede bir de ayrıca Fenerbahçe Galatasaray bitmesi yaşanması bana çok akıllıca bir şey olarak görmüyor. Bunu arzu edenlerin, bu yolda çalışanların da ne ülke için ne spor için ne de evrensel barış için iyi bir şey yaptıkları kanaatine sahip değil. Yanlış işler yapıyorlar. Bütün yanlışlıklar gibi bu da elinde sonunda yapana zarar verir. Sayın Mehmet Elvacı, Profesör Doktor Mehmet Elvacı, Galatasaray'ın eski ikinci başkanı bizimle birlikte. 5 Ekim'de Galatasaray'da Mali Genel Kurulu var önümüzdeki ay ve Sayın Başkan olan Divan Kurulu toplantısında, aylık olan Divan Kurulu toplantısında dedi ki Kemerburgaz'la ilgili bir tarih verdik ama gecikme oldu, bundan dolayı özür diliyorum dedi. Tabii Galatasaraylıların merak ettiği mesele Florya. Florya'nın ne şekilde yapılacağı, bir komisyon oluşturuldu. Başında eski başkan Adnan Polat'ın yer aldığı bir komisyon. Florya'da bu ihale sürecini, yüklenici firmanın belirlenmesi sürecini kontrol edecek, bunları düzenleyecek. Ve benim gördüğüm kadarıyla Florya Galatasaray'ın maksimum parasal değerle değerlendirmesi gereken en önemli ve hatta şu anda tek aset olarak gözüküyor. Siz umutlu musunuz doğru bir değerlendirme yapılacağından? Yani sadece umutlu değil de bunun böyle olması kaçınılmaz. Umut olarak düşünmemek lazım. Çünkü işte ortada iyi bir proje var. Evet, gecikmiş bir proje var. Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözümüz var. Bunlar tabii yönetim aklamak için söylenmiş şeyler değildir. Yönetim tabii verdiği taahhütlere uymak zorundadır. Dediği zaman da yapmak zorundadır. Bunları yapmadığı zaman da eleştirilir. Bu da çok doğal bir şeydir. Ama ilerleyen bir süreç olduğu kanaati ben de hakim, dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla bunun bir Galatasaray içinden kurulan bir komisyon vasıtasıyla değerlendirilecek olması da yani bir Galatasaraylı olarak beni aslında tatmin ediyor. Komisyonun başında işte eskiden başkanlık yapmış ve şu anda Türkiye'de önemli bir müteahhitlik şirketinin de başkanı durumunda olan işte eski başkanlarımızdan Sayın Adnan Polat var. Onun da bu işe hakim bir kişi olarak, Galatasaray'a yararını düşünen bir kişi olarak doğru kararlar vereceğini ve bunun sonunda da iyi bir sonucun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Herkes hata yapabilir. Ama ben bir komisyon vasıtasıyla yapılan işlerde genellikle hata payının düşük olduğunu inanırım. Kaldı ki dediğim gibi yani Adnan Bey de zaten bu iş için doğru kişidir. Hem müteahhitlik şirketleri sıfatıyla hem de Galatasaray'ın eski bir başkanı olması sıfatıyla. Evet. Sayın Mehmet Elveci ile sohbetimizin son aşamasındayız. Bu arada yapılacak genel kurulda İbrahim'le ilgili bir sorun yaşanır mı? Ya da işte bu genel kurulda bazı genel kurul üyelerinin o seçim isteyeceği yönünde bir takım iddialar var. Böyle bir hava görüyor musunuz Galatasaray'da? Ya tabii bu Galatasaray dinamik bir toplum malum. Genel kurulda işte 5'i diye ilan edildi ama muhtemelen çoğunluk olmadığı için 12'sinde yapılacak. Yani çünkü biliyorsunuz iki toplantı ilan ediyoruz 5 ve 1 hafta sonra olmak üzere. Birinci toplantıda üye sayımız nedeniyle gerekli çoğunluğun bulunması neredeyse her zaman imkansız oluyor. Bu sefer de öyle olacaktır. İkinci toplantıda bu konuşulacak. Yani Galatasaray yakın bir zamanda tüzüğünü değiştirdi. Yani İbra maddesiyle ilgili var olan, geçmişte var olan seçime gitme zorunluluğu şu anda tüzükten çıkarıldı. Dolayısıyla bilmiyorum tabii bu konuyu dile getiren arkadaşlar bütün bu gerçekleri bilerek mi konuşuyorlar, bilmeden mi konuşuyorlar. Şimdi bir İbra etmeme olasılığının bu çerçevede varlığını ben çok öngöremiyorum. Çünkü
Eskiden bizimki sportif bir ibra etmeme imkanıydı. Şimdi ise sadece ibra mali bakımdan söz konusu. Mali bakımdan ise şu anda Galatasaray'da kar görünüyor. Yani kar etmiş bir şirketin üstelik hesaplarda bana kalırsa düzgün görünüyor. Bir aykırılık varsa genel kurulda bunu insanlar açıklarlarsa ben de o aykırılığı görürsem ben de o aykırılık yönünde davranırım ama şu anda böyle bir sonuç görmüyorum. Dolayısıyla bir ibra etmeme olasılığının varlığından bahsetmek mümkün değil. Diğer eleştirilere gelince biraz evvel söyledim. Tabii ki yani yönetimler taahhütlerini yerine getirmek zorundadırlar. Yani bir yerde bir söz veriyorsanız bu sözünü tutmak zorundasınız. Ama tabii gerçekçi olmak lazım. İşte Türkiye'de içinde bulunduğumuz şartları düşünüyor olmak lazım. Bütün bunlar çerçevesinde verilen sözlerin tutulmamasının sebepleriyle ilgili de bir düşünce geliştirmek lazım. Yani bunlar kasten mi tutulmuyor veya bu tutulmamanın arkasında bir kötü niyet, art niyet mi var? Yoksa tutulamayan bir sözden mi bahsediyoruz? Yani mesela bizim hukukta çok kullandığımız bir şeydir. Yani bir borcu ödeyememek başka bir şeydir. Bir borcu ödememek başka bir şeydir. Yani buradaki durum da bu. Yani bu neden sözler tutulmadı mı, tutulamadı mı? Yani buna bakmak lazım. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmak lazım. Bir de ben şu anda yani yeni seçimden çıkmış bir yönetim için tekrar yeniden bir seçim istemenin çok da böyle parlak bir fikir olduğu kanaatinde değilim. Yani mevcut seçimde çünkü iki tane malum aday vardı. Bu iki aday arasında da ciddi bir fark vardı. Yani dolayısıyla şimdi bugün yeniden bir seçim atmosferine girilirse nasıl bir Galatasaray'a yarar sağlanır bunu bilmiyorum. Yani ama dediğim gibi Galatasaray dinamiktir. Hızlı bir şekilde değişmeyi bilir. Kendi gerçekleri çerçevesinde yani Galatasaray'a faydalı olacak şekilde. Galatasaray'da kişiler önemli değildir. Yani bu, hepimiz bu manada Galatasaray'a hizmet eden insanlar olarak geçeceğiz. Kişilerin bir önemi yok. Önemli olan Galatasaray menfaatleri. Galatasaraylılar da bunu düşünürler. Ben yine bu çerçevede düşünen Galatasaraylılarla birlikte böyle bir ihtimal. Tabii bu eleştiriler olacaktır. Bunu isteyenler, talep edenler olacaktır ama genel kurulun bu yönde bir tavır sergileyeceğini, genel olarak tavır sergileyeceğini, böyle bir karar alacağını tahmin etmiyorum. Yani daha işte tabii hiçbirimizin istemediği şeyler yaşandı. İşte biz Şampiyonlar Ligi'ye katılmayı bekliyorduk taraftar olarak. İşte elendik. Bunlar tabii hepsi taraftar açısından, hepimiz açısından rahatsız edici. Fakat yani işte bir de devam eden bir süreç, 5. yıldıza giden bir takım, 25. şampiyonluk. Yani kırılmak için doğru bir zaman mıdır? Evet. Bunları iyi düşünmek lazım. Yani bu sene mesela olası bir başarının diğer takımlarla Galatasaray arasında yaratacağı farkı herhalde bütün Galatasaraylılar görüyordur. Evet. Profesör Doktor Sayın Mehmet Helvacı, Galatasaray'ın eski ikinci başkanı, bir kez daha bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz, merhaba. Tekrar hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar. Evet. İnsanın iradesi dışında gelişebilecek faktörler belki daha önceden verilen sözlerin yerine getirilmemesine sebebiyet verebilir demiştiniz son olarak. Evet, aslında yani daha da fazla konuşup hem sizin hem dinleyicilerin zamanını almak istemiyorum. Estağfurullah. Yani bu sebeplere bakmak lazım ve bu sebeplerin sonucu olarak karar vermek lazım. Dediğim gibi Galatasaray dinamik bir toplum. Yani bizim bu alışkanlığımız işte zaten Türkiye'deki insanlar tarafından herkes bunu biliyor. Biz asla yanlışta ısrar etmeyiz. Hızlı değişimden yanayız. Her zaman böyle olmuştur. Bu da bizim dediğim gibi 600 senelik bir eğitim kurumundan geliyor olmamızdan kaynaklanıyor. Körü körü hiçbir şey hesaplanmayız. Yanlışı yanlış olarak görürüz. Bu bizim başkanımız da olsa eleştiririz. Başkanımız da bundan yani kişisel olarak rahatsızlık duysa bile Galatasaray'da rahatsızlık duymaz. Çünkü sonuçta hepimizin ana gayesi Galatasaray'ın menfaatleridir. Hiç kimse Galatasaray'da yere yapan hiç kimse kendi menfaatlerini düşünmez. İstisnalar ara sıra tabii çıkabilir ama bunlar istisnadır. Her yerde böyle şeyler olur. O yüzden yani buradaki bu genel kurulda da bu anlayışın hakim olacağını düşünüyorum. Bu dediğim kapatırken söylediğim gibi yani bu sene çok özel bir sene ve işte Galatasaray'ın üzerine bu kadar yüklenilmesinin sebebi de diğer takımların aranın bu kadar açılacak oluyor olmasından duydukları korku. Çünkü bu sene Galatasaray şampiyon olursa
25. yıldızı takacak. Ve 25. yıldızı takmakla beraber de eğer tabii federasyon başka bir karar almazsa yeniden başa dönecek. Dolayısıyla yani Galatasaray'ın bir yıldızı olacak. Kimsenin yıldızı olmayacak. Şimdi bunlar abi, tabii, bu çok önemli. Çok özür dilerim. Aslında nüans gibi gözüküyor ama çok önemli. Bu bir kural mıdır? Şöyle mi anladım? Yanlış mı anladım? Eğer Galatasaray bu sezon şampiyon olursa 25. şampiyonluğu kazanırsa 5. yıldızı alacak. Ve diğer takımların da formalarındaki yıldızlar kaldıracak. Sadece Galatasaray'ın formasına bir yıldız olacak. Öyle mi? Evet. Kural bu mu? Ben bunu böyle olması lazım. Ha, anladım. Ama tabii şimdi dediğim gibi Türkiye'de artık böyle şeylere ne kadar itimat edebiliyoruz onu bilmiyorum. Ama yani böyle olmasa bile işte bir takımın göğsünde 5 yıldız varken diğerinin de 3 yıldız olacak en çoğunun falan. Ya bunlar tabii çok önemli şeyler. Dolayısıyla da Galatasaray bu sezon bu kadar mercekte olmasının sebebi, herkes tarafından eleştiriliyor olmasının sebebi bence budur. Bazı Galatasaraylılar da bu gerçeği fark etmedikleri için kötü niyetli olanlar olabilir. Yani işte bunun yaşanmasını istemeyenler olabilir. Bu sebeple bir takım şeyler gelişiyor. Ama dediğim gibi sağduyu burada hakim olacaktır. Yani bunun bu sezonun sonunda bütün bunların hesabının görülmesi için yeterince vaktimiz var. Veya sezon ortasında ilerleyen zamanda işleri yönünde gitmediğini görürsek yine de yeni önlemler almak için zamanımız olacaktır. Fakat bu genel kurulda yani işler bence şu anda yolundayken üstelik dediğim gibi Galatasaray'ın motor gücü olan futbol alanında da 5'te 5 yapmış ve bu derece başarılı bir şekilde ilerlerken şimdi bir takım reaksiyonlar göstermenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten reaksiyonu da doğru olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray aslında bugüne kadar yaptığı bütün değişimlerde proaktiftir. Yani reaksiyon olarak yapmaz bunu. Önceden görüşünü ortaya çıkartır ve bu görüşün gerçekleşmesini sağlar. Bu sene de aynı şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sene özel bir sene. Bu özel seneye mahsus düşünmek ve bu özel seneye mahsus planlar yapmanın gerekli olur. Yani her zaman başka türlü davranıyor olabiliriz. Her zaman başka reflekslerimiz olabilir. Ama ekstra durumlarda ekstra kararlar almak lazım. Yani olağanüstü bir durum bence bu sene. Dolayısıyla düşüncelerde, kararlarda bu olağanüstüye uygun olmak zorunda. Profesör Doktor Sayın Mehmet Erivacı Galatasaray'ın önüne gelen isimlerinden eski ikinci başkan fikrini ve düşüncelerini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yani çok meşgul ettim sizi. Yok, estağfurullah. Herhalde çok uzun zamandır komisyon olmaktan kaynaklanıyor. Estağfurullah. Bence gayet güzel oldu. Ve çok önemli bir bilgi verdiniz. Sadece düşünceleriniz değil, aynı zamanda son derece önemli tespitleri de paylaştınız. Bunu bilmek çok önemliydi. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Var mı ekleyeceğiniz bir şey, son bir şey? Ya işte dediğim gibi bir kere herkes açısından hafta sonunun güzel geçmesini diliyorum. Yani sportif geçmesini diliyorum. Sadece sahada olanların konuşulmasını, sporcuların konuşulmasını, sporcular arasında kardeşliğin konuşulmasını diliyorum. Tabii ki bir Galatasaraylı olarak da Galatasaray'ın kazanmasını diliyorum. Ama esas olarak asıl sporun kardeşliğin kazanması. Bunu başarabilirsek zaten bütün işleri çözmüş olacağız. Başaramadığımız ölçüde de sıkılmaya, üzülmeye devam edeceğiz. Artık insanların kendi kişisel çıkarlarını bir kenara bırakıp daha büyük çıkarlar uğruna birleşmelerinde fayda var. Peki. Bu önemli çağrıyı Profesör Doktor Sayın Mehmet Elvacı yaptı. Galatasaray'ın eski ikinci başkanı ve ülkemizin önde gelen hukukçularından. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Futbol, dünyadan futbol. Hollanda'da Beşiktaş'la ilgili ilginç bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezon öncesi nokta atışı transfer hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi deniyor. Beşiktaş sol bek pozisyonu için bir oyuncu arıyor ve Ocak ayında böyle bir transfer yapabilir Beşiktaş. Beşiktaş PSV Eindhoven'un formasını giyen Mauro Junior'ın peşinde olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın Hollanda basında Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gözüküyor. Mauro Junior PSV formasıyla bu sezon bir maçta oynadı. Bu karşılaşmalarda 14 dakika süre aldı. Bu arada tabii
Trippier'in gündemde olduğundan bahsediyor. Galatasaray'ın da yaz transfer döneminin son bölümünde transfer için uğraştığı Romalı, Polonyalı sol açık Zalewski'nin yine Beşiktaş'ın isteyeceği oyunculardan bir tanesi olduğundan bahsediliyor. Pek çok iddia var Beşiktaş'ta ilgili olarak. Futbol. Dünyadan futbol. Avrupa'dan futbol. İtalya. Napoli kulübünün sportif direktörü Giovanni Manna bir açıklama yaptı. Kiminle ilgili? Victor Osimhen'le ilgili. Radyo CRC'ye konuşan Manna, Osimhen'in Galatasaray'a gidişinin bir fırsat transferi olduğunu belirterek şunları söyledi. Avrupa'da transfer piyasası kapanmıştı ve yaz dönemi biter bitmez Osimhen için bize geldiler. Başlangıçta kiralık olarak transferi Osimhen'de biz de pek sıcak bakmıyorduk. Daha sonra oyuncuyla konuşarak bir çözüm bulmayı başardık ve bu çözüm herkesi memnun etti. Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı. Biz en iyi çözümün Galatasaray'da olmasına karar verdik diyor Napoli sportif direktörü Manna, Osimhen'in Galatasaray'a kiralık transferi ile ilgili olarak. Avrupa'dan futbol. İtalya. Programımıza sırayı Fenerbahçe bölümümüzü alıyor. Sevgili Ozan Zeybek, fotomaçtaki yazılarıyla takip ediyoruz kendisini ve televizyon programlarını izliyoruz. Bizimle birlikte Fenerbahçe bölümümüze. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sevgiler, saygılar, merhabalar. Sevgiler, mutlu hafta sonları şimdiden. İstanbul'da mısınız? Gidecek misiniz maça? Yarın geleceğim. Ha, yarın geleceksiniz. Maçta evet. Olacak mısınız? Umarım yok. Olacağım yani. Ha, televizyon programı olacağım. Evet. Anladım, peki. Hayırlısı olsun. Ne diyorsunuz Fenerbahçe açısından? Mourinho'nun oyun planı ne olabilir sizce? Şimdi Özgür, zaten tatmin ettiği bir oyun planı yok Mourinho'nun. Herkes, yani büyük teknik adamın böyle büyük bir maçta farklı bir şey yapmasını bekliyoruz. Böyle bir temenni içindeyiz. Duygu içindeyiz. Bakalım Mourinho ne yapacak? Şu var, takımla iki takımı karşılaştırdığında iki takımın da yani iyi özellikleri var. Birisi diğerinden şu kadar çok fark yaratıyor, arayı açıyor, şu konuda çok çok üstün diyebileceğim bir şey yok. Yetenek anlamında da, potansiyel anlamında da baktığımızda iki takımın iyi birer takım olduğunu görüyoruz. Şampiyonla oynayabilecek kapasitede bir takım olduğunu görüyoruz. Ben hani derbi maçlarda motivasyona gerek yok derler ama yani motivasyona ihtiyacın olmayacağını ben de düşünerek şunu söylemek istiyorum. Yarın stratejimin kazanacağını düşünüyorum. Yani bu Okan Buruk'un ilk sezonunda Fenerbahçe'yi kendi sahasında Kadıköy'de bir 3-0 santraforsuz çıktığı bir maç vardı hatırlıyorsanız. Müthiş, o bence bir stratejik anlamda örnek verilebilecek. Kerem Barış oynamıştı. Evet. Icardi sonradan girip gol atmıştı. Evet, yani o klasiklere geçti benim gözümde. Yani bu ders verilecek nitelikte bir hareket yapmıştı. Yarın da iki teknik adamdan da potansiyeline göre böyle bir stratejik hem kurgu anlamında hem hamle anlamında bir şeyler görür sahada diye düşünüyorum. Peki. 11 tercihinde farklılık olur mu Mourinho'nun, ne dersiniz? Şimdi şöyle bir şey, Mourinho Çağlar'dan vazgeçmiyor birincisi. Evet. Daha önce Cicu'yla çok oynattı ama son maçta Beka belki de sahanın en iyisiydi. Beka ile Çağlar'ı, yani böyle formayı vermek gerekirse, hafta içi de aynı şekilde geçirdiyse antrenmanları da Beka Çağlar olarak düşünebiliriz. Ama ben şundan yanayım. Yani böyle Galatasaray oynarken daha erken diyebilirsin. Önümüzdeki maçlarda olabilir veya hiç olmayacak diye de düşünebilirsin. Szymański'den vazgeçerek İsmail Amrabat önlerinde Fred'den yanayım. Anlatabildim mi kurguda? Yani Szymański'nin yerine Fred'i koyuyorum. Evet. Orta sahada İsmail'le Amrabat'ı koyuyorum. Amrabat'ı koyuyorsunuz. Ha, Fred savunmanın önünde, İsmail'le Amrabat birazcık daha önde. Orta sahada göbekte. Fred sanki 10 numaraymış. Ha, anladım. Fred forvet arkasında. Szymański'nin yerine Fred'i koyuyorum. Fred'i koyuyorsunuz. Anladım. Szymański'yi unutuyorum yani. Göbekte yeni transfer Amrabat. Onun arkasında savunmanın önünde İsmail ya da ikisi, evet. Amrabat'ta İsmail yan yana. Amrabat, İsmail yan yana düşünüyorum. Önlerinde 10 numara pozisyonuymuş gibi Fred'i düşünüyorum. Şimdi Mourinho, bizim ne düşündüğümüz önemli değil. Hep başka şeylerden bahsediyoruz ama bir Tadiş'ten o da vazgeçmiyor. Bunu ciddi anlamda merak ediyorum. Eskiden ironi yapıyorduk. Bu adamın sözleşmesinde mi yazıyor bu? Her maçta 11 başlayacak diye. Ben mesela Maximen yine bir kanatta, diğer kanatta Tadiş'i değil İrfan Can'ı, özellikle derbi maçında
İrfan Can'ı mutlaka, yani daha çok konsantre olacak veya daha çok isteyecek, daha çok asılacak diye İrfan Can'ı düşünürüm. Santrafor'da da %90 Ceko'yu tercih edecek diye tahmin ediyorum. Anladım. Bu arada tabii Mourinho'nun tercihleri çok önemli. Antrenmanda ne gördüğü de merak konusu ama Amrabat'ın 11'de olma olasılığına nasıl bakıyorsunuz? Ya da bir bilgi var mı? Kesin 11'de diyebilir miyiz? Ya şimdi Amrabat'ı hafta içinde yani antrenmanlarda çok denediğini duydum. Şu andaki bana gelen bilgilerde de bu akşam kararını verecek. Çünkü bazı hocalar vardır. Bir gün önceden, bugünden mesela, yarınki maç için bugünden kadroyu yapar. Mourinho'nun bir özelliği var. Maç günü kahvaltıdan sonra belirliyor kadroyu, veriyor oyunculara. Hmm. Bunu biliyor muydun? Yok, bilmiyordum. Bazı oyuncular, bazı teknik adamlar bir gün önceden akşam belirtir, bildirir. Akşam bir küçük toplantı yapar. Bazen bireysel toplantılar da yaparlar. Ama Mourinho'nun huyu, özelliği bilmiyorum. Devamlı mı böyle, yoksa daha yeni mi? Takımı da yeni tanıyor, Türkiye'yi de yeni tanıyor anlamında mı bunu yapıyor bilmiyorum ama bugüne kadar kadroları sadece maç gününe vermiş. Ama şu andaki görüntüde benim dediğim iş olabilir. İsmail Amrabat, önlerinde Fred, böyle bir 11'le çıkabilir. Kilit oyuncular kim olacak sizce? Fred midir maçın temeli, temel oyuncusu Fenerbahçe'de? Şu anda eğer benim dediğim gibi çıkarsa, Şumanski'siz çıkarsa, başrol oyuncusu Fred olur bu maçta. Evet, bu önemli bir tespit. Bu arada Mourinho'nun bu tür maçlara, yani denk kuvvetler olarak adlandırabileceğimiz takımların yaptığı maçlara daha kontrollü başlattığını görüyoruz. İngiltere'de de böyleydi takımını. Ne dersiniz, yarın kontrollü mü, yoksa maçın başından itibaren baskı yapmaya başlayan bir Fenerbahçe mi olur? Şimdi burada biraz da oyunculara da bağlı. Birçok oyuncu Mourinho'dan daha eski bir kulüpte. Yani hemen hemen 11'i düşündüğümüzde yeni oyuncu kim var? Maximin var. Sen maksimum var. Oynarsa Amrabat var. Diğer oyuncuların hepsi zaten geçen sezondan Fenerbahçe'de oynayan oyuncular. Hem bu yapıyı, hem bu değer ve heyecanlı, bu ruhu da biliyorlar. Şimdi teknik adam ne kadar, hiçbir teknik adamla fren yapın veya bu yeni çıkan 3-5 yıldır konuşulan bir şey var ya, rakibe top vermek. Hiçbir teknik adam ver kardeşim sen oyuncusuna, der mi top orada dursun biz şöyle yapalım diye. Oyun anlayışı gidişatına göre bazen böyle kısır bir döngünün içinde olabilir tabii ki. Ama ben Mourinho'nun, yani ölene kadar, bırak sadece derbi maçında, kontrolü elden bırakacağını düşünmüyorum. Anladım. Bu arada iki tane eşleşme benim için son derece belirleyici. Bunlardan bir tanesi Tadic Jakobs eşleşmesi. Sağ kenara baktığımızda Galatasaray'ın sağ kenarı, Fenerbahçe'nin sol kenarına Maximum Kaan Ayhan eşleşmesi. Muhtemelen eşleşmeler böyle olacak kenarlarda. Ne dersiniz? Kim baskın çıkar sizce? Şimdi Tadic Jakobs'a, Tadic'in daha çok top kapabileceğini ve Tadic'i iyice dersine çalışarak engelleyebileceğini düşünüyorum. Maximum için ise şunu söyleyebilirim. Kaan Ayhan'a epey bir zorluk çıkarır diye tahmin ediyorum. Peki. Şimdi geçen hafta attığı golle onu biraz daha motive ettiğini, onun biraz daha motive olduğunu, onu motive ettiğini düşünüyorum. Daha iyi bir Maximum izleriz diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Ozan Zeybek. Çok sağ olun. İyi günler. Sevgiler, saygılar. Tekrar görüşürüz. Futbol. Dünyadan futbol. Dellinger Norveç'in Rosenborg takımında forma giyen 28 yaşındaki Santfor Ole Sater, İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini insan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi kabul etmem diyerek geri çevirdi. Norveç Devlet Televizyonu TV2'nin haberine göre İsrail Premier Lig'inde transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Maccabi Haifa Kulübü Norveç ekibi Rosenborg'dan Sater'i bonservis bedeli olarak 10 milyon kron teklif ederek, Norveç parası teklif ederek transfer etmek istedi. TV2'ye yaptığı açıklamada Sater, İsrail'in Filistinlere yönelik saldırıları sebebiyle transfer teklifini geri çevirdiğini belirterek hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum ifadelerini kullandı. İsrail kulübünün 500 milyon dolar teklif etse bile o meblağı da kabul etmeyeceğini dile getiren Sater, paradan çok değerler önemlidir, insan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi haliyle kabul etmem dedi. Son derece erdemli bir davranış sergilemiş Norveçli oyuncu. Futbol, dünyadan futbol. Dellinger dün
Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden önemli maçlar vardı. Şampiyonlar Ligi biliyorsunuz değişen formatıyla artık lig usulü oynanıyor. Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid dün son dakikada Jimenez'in attığı golle 2-1 galip geldi Leipzig karşısına ve Simeone maçtan sonra yaptığı açıklamada ben bu takımın ilk 8'de bu grubu bu aşamayı bitireceğini düşünüyorum dedi. Şöyle genel itibariyle baktığımızda Leverkusen evinde şok bir mağlubiyete uğradı. Alman takımı, daha doğrusu düzelterek söylüyorum, Hollanda takımı Feyenoord evinde Alman takımı Leverkusen'e karşı şok bir mağlubiyete uğradı. Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen biliyorsunuz geçen sezon Avrupa Ligi'nde final oynamış. Finalde Atalanta'ya kaybetmişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeler ve şampiyon oldular Bundesliga'da. Bundesliga şampiyonu Leverkusen Feyenoord'u Hollanda'da 4-0 mağlup etmeyi başardı. Bir önceki akşam Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'da Kulüp Brugge 3-0 mağlup etmişti. Dün oynanan maçlarda Kızıl Yıldız Benfica'yı ağırladı. Benfica iki tane Türk oyuncu Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda attı. İkinci yarıda da Orkun Kökçü'nün attığı golle 2-1 mağlup etti Kızıl Yıldız ve ilk haftayı galibiyete tamamlamış oldu. Her iki futbolcu da Portekiz basınında övgüyle değerlendirildi. Brest'in rakibi Sturm Graz'dı. Brest 2-1'lik galibiyetle ayrıldı Avusturya takımı karşısında. Monaco 10 kişi oynayan maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kalan Barcelona'yı 2-1 yenmeyi başardı. Monaco için iyi bir galibiyet ve Hansi Flick Barcelona'nın Alman teknik direktörü, bir maç kaybettik sadece. Geriye kaldı 7 maç. Kazanacağımız çok şey var. Ben bu mağlubiyeti kabul etmek gerektiğini ve bundan sonraki maçlara konsantre olmak gerektiğini düşünüyorum. Bazen mağlubiyetleri de kabul etmelisiniz. Ben oyuncularımın genel itibariyle sergilediği efordan ve performanstan memnunum dedi. Ligde de iyi bir başlangıç yapmıştı Hansi Flick Barcelona futbol takımıyla. Az önce anons yaptım. Atletico Madrid Leipzig'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Griezmann bir gol attı, bir de gol pası verdi. Maçın adamı oldu. Atalanta ile Arsenal 0-0 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları böylece tamamlanmış oldu. Teknik direktör Mahmut Alparslan programımızın bu aşamasında bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük hocam. İyisiniz umarım hocam. Bomba gibi, şükür. Harika. Tebrik ederim hocam. Eyvallah. Sen nasılsın? İyi misin sen de? Sağ olun hocam. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ya bir solukta bütün Avrupa'yı saydın. Yok hocam. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçları. Evet. Bu arada gurur duyduk tabii. Kerem golünü attı. Evet. Santa Clara ile yapılan lig maçında da, ilk maçında da Benfica'da golünü atmıştı. Dün attı. Orkun Kökçü gol attı. Yani Türkler Kızıl Yıldız gibi zorlu bir deplasmanda Benfica takımını galibiyete taşıdılar. Nasıl gördünüz hocam onların performansı? Vallahi tabii Orkun için bir şey demeyeceğim. Çünkü Orkun bizi yetiştirdiğimiz, ona bir şeyler sunduğumuz bir oyuncu değil. O Avrupa'da yetişmiş, Hollanda'da yetmiş, orada da hamurunda yoğrulmuş, ama Kerem için çok sevindim. Bizim bu baskıcı futbol bilgimizden kurtulmuş. Öyle mi? Daha öyle, serbest, daha yeteneklerini sergileyen bir biçimde mi oynuyor? Yani şimdi pasta tahtı yaptığı zaman bizde uğultu, biliyorsun. Oralar futbolu futbol olarak görüyorlar. Oyuncu oyuncu olarak görüyorlar. O formayı giydiğin zaman sen o takımın, o kulübün bir parçası olarak görüyorlar ve seni hatanla bile destekliyorlar. Kötü zamanında bile destekliyorlar. Dedim ya, buradaki baskıcı futbol bizlerin fazla futbol ulemalı çocukları kaçırttı, orada da başarılı oluyor yani. Ben tebrik ederim, Allah inşallah sakatsız bir sezon geçirtir, başarıları daim olsun. Memnun oldum yani Kerem'in gidip hemen ilk etapta gider gitmez 11'de yer bulması, oynaması, en son milli takımda işte sağ olsun en sonunda hoca doğru yolu bulup da santroforlu oynamaya başlayınca takım biraz hareketlendi. Kerem de orada 3 golle kapatınca ya, Avrupa piyasası farklı. Avrupa'da futbol farklı. Oranın müzikleri çok farklı. Doğru. Onlar Beethoven'dan falan çalıyorlar. Şimdi yavaş yavaş zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacak Kerem Benfica. Yani. İşte umarım orada da gerçek yeteneklerini gösterir. Sadece sevmiyor. Kendini kabul ettirecek orada. Belli ya. Zaten şimdiden kabul ettirdi. Kolay değil ama. Gidip de sana forma vermezler. Anladım. Vermezler. Onu da başardı. Yani hani derler ya şeyi ilk etabı geçti başarıyla, 10 üzerinden 10 yani şu anda. Yalnız geçen Manchester City Inter maçı fena bir maçtı. Seyrettim mi seyretmedim mi bilmiyorum. Seyrettim mi Özgür? Hangisini hocam? City Inter evet, 0-0 biten maç. Sadece özetine baktım hocam. Öyle böyle işte bizler üçler müşter falan konuşuyoruz da, bizim bu hocalarımız var ya, hani teknik direktörlerimizi izlesinler, nasıl oynandığını görsünler, üçlü nasıl oynanıyormuş.
Üçlüden geçişler, üçlüden dörtlüye dönüşler, üçlüden ikiye dönüşler. Nasıl bir futbol anlayı? Bunlar onlar futbol oynuyor. Biz de futbolu konuşmaya çalışıyoruz maalesef. Evet. Ben geleceğim şimdi Galatasaray Fener maçına. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, dün Icardi antrenmana çıktı. Arjantin'den sabaha karşı gelmişti. Evinden bir fotoğraf paylaştı. Ondan sonra da antrenmana çıktı. Ben Icardi'nin maç kadrosunda olma arzusunda olduğunu bugün söylemiyorum. Dün de söylemedim. Çok daha öncesinden söyledim. İki haftadır söylüyorum bunu. Icardi aslında sakatlık açısından çok ciddi problemler yaşamamıştı. Buenos Aires'te özel hayatıyla ilgili bir takım problemleri de çözmek istiyor. Tabii Galatasaray teknik heyeti 3. sezonu bugün bu sezon Icardi'nin Galatasaray'da. Hep bu konularda çok anlayışlı ve toleranslı davrandı kendisine. Galatasaraylı yetkililer de öyle. Galatasaray taraftan da sevgisi ortada Icardi'ye. Dolayısıyla Icardi bir minnet borcuyla Galatasaray'a bakıyor. Sadece aldığı para ya da işte harika bir sözleşmesinin olmasından dolayı burada mutlu değil. Hem çok sevildiğini düşünüyor hem de böyle bir minnet borcu olduğunu düşünüyor. O bakımdan oynamak maksimumu vermek istiyor. Ama tabii karar Okan Buruk'un. Ben Icardi'nin yarınki maçın kadrosunda olacağını ama oynayıp oynamayacağının belli olmadığını düşünüyorum. Yani 11'de olmayacağı kesin de maçın gidişine göre sürede alabilir. Biliyorsunuz Galatasaray'ın 2 sezon önce Kadıköy'de 3-0 galip geldiği maçta Icardi sonradan oyuna girip gol atmıştı. O maça Galatasaray ön bölgede Reşika, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz üçlüsüyle başlamıştı. Yani doğrudan santfor olmayan hücuma yönelik oyuncularla başlamıştı. Bakalım bu maçta nasıl bir taktik planlama ve hangi oyuncu tercihleriyle takımını sahaya sürecek? Okan Buruk, teknik direktör Mahmut Alparslan bir kez daha bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş gördük. Hoş gördük. Icardi ile başlayalım hocam. Ne diyorsunuz Icardi konusuna? Kadroda olur. Kadroda olur değil mi? Ben de kulübede, öyle düşünüyorum. Kulübede oturur. Galatasaray'ın yaptığını ona Avrupa'da hiçbir kulüp yapmış. Doğru. Bu kadar toleranslı olmaz. Kimse bu kadar tolerans göstermez. Hiç göstermez abi. Hiç göstermez. Onun için zaten oralarda tutunamadı. Aile yaşantısından dolayı. Tabii aile çok önde geliyor ama Galatasaray kulübü çok toleranslı. Çok çok had safhada. Tabii kendi yani, kararları tercihi ama ben... Hazır böyle bir ayrılık söz konusu olmuşken bu evliliği radikal bir biçimde sonlandırmasının Icardi'nin bundan sonraki kariyer için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Valla bundan sonra Avrupa'da zaten biraz zor olur da herhalde Arjantin'e. Döner değil mi? Zaten geçenlerde de bir yerde okudum ne derece doğrudur değildir. Eşi Arjantin'de yaşamayı istiyormuş. Öyle artık bundan sonra durağı Galatasaray'dan sonra orası olur. Çünkü Avrupa'nın üst seviyedeki elit takımdan hiçbir tanesi almaz. Anladım. Bu tarzdaki oyuncularla çünkü onların bakış açıları bizler gibi değil, onların bakış açıları para veriyorlar size ve sonuna kadar da onu çıkartıyorlar. Çünkü ben işverenim, siz de işçisiniz. Çalışmak mecburiyetindesiniz. Sizin vecibeleriniz var. Sakatlık farklı bir şey ama yani gene de oynasa da oynamasa da sakat da olsa geldiği zaman şu ana kadar Allah var yukarıda. Yani bütün ne varsa verdi. Sakat oynadı, gol kralı oldu. Yani Galatasaray çok faydası oldu. Olmadı değil. Bir de oyun ya seviyor gerçekten Galatasaray'ı. Çünkü Galatasaray gerçekten ona koşulsuz bir sevgi gösteriyor. Bunu Tabii. Farkında. Bir de futbol IQ'su dedikleri şey çok yüksek bence. Yani nereye koşacağını çok iyi biliyor. Topsuz oyunda var. Arkadaşlarını pas noktalarına yönlendiriyor. Doğru pas atmalarını sağlayacak. Koşular yapıyor. Kendini gösteriyor. Şu anda Türkiye'de dünyanın en iyi santraforları var Türkiye'de. Bütün dünyanın herkesin tanıdığı santraforlar var. Belki de ilk defa böyle bir arada toparlandı hepsi. Yani hepsi çok elit liglerde, milli takımlarında sürekli oynamışlar. Gol krallığı, altın ayakkabı kazanmış. Yani hakikaten kaliteli santraforlar. Bu sezon ben yayınlarda söylüyorum, hep geri söyleyeyim. Santraforlar ligi. Yani öyle bir santraforlar. Trabzonspor'un aynı şekilde aldığı. O da farklı bir santrofordur. Çok güçlüdür o da. Kongolu. Yani hakikaten santroforlar çok iyi. İşte burada şimdi bunları getirdin. Bunları nasıl besleyeceksin? Onlara bakacağız. Onu da zaman göstereceğiz. Hocam Osimhen'in yapabilecekleri hakkında öngörünüz nedir yarınki maçta? Osimhen çok şey. Mesela? Ya vallahi bir kere onunla bir koşuda yarışamazsın. Eğer ona o zamanında topları çıkarırsan
Sami Hüseyin'in de altında gözünden kaybetmeyeceksin. Yani çok iyi marke etmen lazım. Alan mı bırakırsın, yakın mı oynarsın? Yakın oynadığın zaman çok iyi ekart etmesini biliyor. Biraz uzak oynaman gerekecek, kademeli yapman lazım. Yani tabii bunları söylerken Rize Spor değil karşındaki takım. Yani Fenerbahçe'ye karşı oynayacaksın. Senin orta saha nasıl besleyeceksin? Kanatlar nasıl besleyecek? Önemli olur mu? Burada bunlar göz önüne almak lazım. Oyuncu tercihleri hakkında ne diyorsunuz hocam? Şöyle bir klasik 11'den bahsediyor. İşte Mertens'in de oynadığı savunma blokunda Jakobs'un dışında değişikliğin olmadı. Davinson Sanchez, Abdülkerim. Sağ bekte Kaan Ayhan, sol bekte Jakobs. Onların önünde Torreira. Göbekte Gabriel Sara. Onun önünde Mertens. Sağda Barış Alper Yılmaz. Solda Yunus Akgün. İleride Osimhen diye. Yoksa değişir mi? Ben Roland Şahin'in 11 şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Sol ben Şalay'ın oynayacağını düşünüyorum. Evet. Yunus'un bu kadroda ve sizin ayağınızda olan takımlara karşı şans olmadığını düşünüyorum. Çift defansif orta sahayla oynar mı Galatasaray? Yani zaten Berkan Torreira çift defansif orta saha, Mertens yedek, Gabriel Sara önde forvet arkasında. Yani o vakit çok orta sahada çok düşük olur. Pascal Deniz de düşük olur. Hmm. Şimdi Mertens'le de oynadığınız zaman Sara ve Torreira 90 dakikada oyunun içinde hep var ama Sara'da öyle bir şey yok. Hmm. 90 dakikalık bir pozisyonu görmedik. Biliyorsun bir 25 dakika 30 dakika hep oyunun içinde oluyor ama ondan sonra da oyunda hep kopuk oyunların içinde bu konuda Fenerbahçe orta sahası daha dinamik orta sahaya sahip. Hmm. Daha dinamik ve daha çabuk çıkan. Burada Galatasaray işte Sara, Torreira ne derler, Demirbay yapar mısın? Ne dersin? Sara, Torreira, Demirbay. Hocam Demirbay da çok fazla pas hatasıyla oynuyor ve yani Galatasaray'ın orta sahaya sertlik vermesi gerekiyor. Bu sertliği vermekten uzak. Çok yumuşak birebir mücadeleler veriyor. Sara da aynı. Sara'da da farklı bir sertlik yok ki. Ama Sara'nın pas yüzdesi çok yüksek Kerem Demirbay'a. Her şeyde pas yüzdesi oynadığın takımlara bağlı. Karşındaki rakiplere bağlı. Şimdi bu tarzdaki rakiplerle oynarsan bütün hepsinin pas yüzdesi ileride. Bir göreceğiz. Yarın belli olacak her şey. Anladım. Çünkü şu ana kadar görmedik. Biliyorsun şeye karşı oynadı. Young Boys'a karşı. Orada da bir farklılıklar. Yani çok farklı, ikisinin arasında çok farklılıklar yok. Kerem'in de pas yüzdesi çok iyidir. Ama son dönemlerde pas hatası. İşte Kerem Aktürk'ü o yüzden kaçırttık zaten. Pasın herkesin bir pas yüzdesi. Ama oynadığın takımlar önemli. Zaten düdükle birlikte tek kale maç oynuyorsun. Bir şey anlatamazsın ki, onlardan bir şey çıkmıyor ki Özgür. Şimdi göreceğiz işte. Cumartesi günü artı hafta ortası oynayacağın Avrupa maçı belli olacak. Senin seviyen nereler? Ama ben Salah'ın bir takım oyuncusu olduğunu ve çok dinamik oyuncu olduğunu biliyorum. Galatasaray'da çok faydası olacağını düşünüyorum. Şalay'ından bahsediyorsunuz evet, değil mi hocam? Evet. Şalay. Ben de sol kenarda oynatılacağını düşünüyorum. Antrenmanlarda böyle demiş Okan. Fark etmez. Sol da oynar. Sol sağ oynuyor. Karakteri nedir futbol karakteri hocam? Çok iyi. Çok iyidir. Takım oyuncusu. Yani Raşika'dan daha mı iyi Beşiktaş'taki Raşika? Bu kayıtçı kaldırmış. Öyle mi? Tabii bu kayıtçı kaldırmış. Adam zaten maçın milli takımda direkt oynayınca bir de doğru. Tamamıyla tam bir Alman disiplinle eğitilmiş. Çok ufak yaşlardan beri devamlı oralardı. Artı bir de onun 10 numara oynama pozisyonu var. Tabii o Freiburg'un oyun tarzı farklı ama orada da devamlı gitgellerdi. Tembel bir futbolcu değildir. Takım oyuncusudur. Çok iyi ortaları vardır. Sezgisi iyidir. Yani Galatasaray iyi bir oyuncu aldı. Ya tam takım öncesi. Şimdi biz tabii isim olarak kimse fazla üzerine durmadığı için ama isme bakmayacaksın. Sana vereceği takım oyunu çok önemli. Burada takım prensiplerini, takım oyununu çok iyi biliyor. Şütör bir oyuncudur. Ya Osimhen ve Icardi bundan çok beslenir. Peki. Hocam benim size sorabileceklerim bu kadar. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok vallahi iyi hafta sonları inşallah. Yani iyi bir maç olur. Var mı bir tahmininiz, aklınıza gelen, içinize vallahi doğan bir skor? Klasik tabi derler ya beraber. Ben ona bakmıyorum abi. Ben maçtan sonra inşallah hakeme konuşma. Etki kesin konuşacağım. Ne diyorsunuz Atilla Karaoğlan için? Abi kara mıdır, beyaz mıdır? Ondan sonra belli oluyor. Anladım. Galatasaray cephesi sevmiyor. Öbür taraf seviyor diyorlar. Yok, bu işin ortası yok abi. Anladım. Ben önce oynadım futbol olarak. Onun için başta reklamdan önce ne dedim?
herkes otursun Intel'le City'yi izlesin. Onların oynadıklarını, onlar ne oynuyor biz ne oynuyoruz, ondan sonra futbolu konuşalım. Inter nasıl bir mücadele örneği gösterdi? Öyle bir çıkıyorlar ki, öyle bir hücuma çıkıyorlar ki, öyle bir alanları kapatıyorlar ki, ne kadar çabuk oynuyorlar. Hani dedim mi? Üçlüyü biz tartışıyoruz. İkisi de işte üçlünün ne şekilde oynanacağını, oyun içinde o üçlülerden çıkışlar, onların değişkenlikleri ne şekilde olduğunu sana tabak gibi sunuyor. Hani Rizespor hocası dedi ki üçlü oynadım ben dedi, keşke oynamasaysan, bugünden yarın üçlü oynarsan beşli konuş. Üçlü oynuyorlar ama beşli savunma yapıyorlar ne, hocam. Ne oynadığını bilmiyor. Onlar da bilmiyor ne oynadığını. Doğru. Bu iş bugünden yarın olacak iş değil bu. Doğru doğru. Yani işte ben bizi yersen kandırmaya çalışıyorlar ama yok abi. Sen ne oynayacağını bileceksin. Bu önemli tespitleri teknik direktör Mahmut Alparslan yaptı. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Dencer Fenerbahçe'den rekor bedelle İngiltere'nin Brighton takımına transfer olmuştu. Ferdi Kadıoğlu takımdaki ilk golünü Lig Kupası'ndaki Wolverhampton maçında kaydetti. Ferdi'nin bu golü İngiliz basınında övgüyle yorumlandı. Manşetlerde Ferdi vardı. 82. dakikada Mintah'in yerine oyuna dahil oldu Ferdi Kadıoğlu. 85. dakikada takımını 3-1 öne geçirdi. Bu golle birlikte Brighton formasıyla ilk golüne de imza atmış oldu Ferdi Kadıoğlu. Umarım daha iyi performans sergiler. Benfica'da da Kerem Aktürkoğlu 2-2 maçında 2 gol attı. Dün de Şampiyonlar Ligi'nde golünü attı. Ayrıca bir diğer Türk futbolcu Orkun Kökçü de harika bir frikik golü attı ve UEFA'nın resmi web sayfasında ya da sosyal medya hesaplarında en iyi haftanın, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi golleri adayları arasında gösteriliyor. Orkun Kökçü'nün dün attığı frikik golü. Çok önemli bir futbol adamı sevgili Ali Güneş bizimle birlikte. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve milli takımımızın formasını futbolculuğunda başarıyla giydi. Almanya'da yaşıyor. Zaten Almanya doğumlu. Ali hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İyisin umarım Ali. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne dersin? Ferdi'yi Bundesliga'da mı bekliyordun yoksa Brighton'a ya da bir başka İngiliz takımına gitmesini öngörmüş müydün? Valla Ferdi'nin karakterini bilmediğim için, hani hangi ülke ona daha yakın olur bilemediğim için tabii ki öngörmek zordu. Bundesliga ile gerçi Premier Lig'i kıyasladığınız zaman, şimdi şu anda Premier Lig tabii daha güçlü bir lig olduğu için, bence onun kendi gelişim açısından da, bir de Hollanda'da, özellikle Hollanda'da yetişen gençler veya orada büyüyen gençler Premier Lig'i daha çok takip ediyorlar ve onların hayali tabii ki Premier Lig'de oynamak olduğu için büyük ihtimalle o yüzden İngiltere'yi seçti. Ben sadece şunu düşünüyorum. Ferdi gibi bir futbolcunun, Ferdi kalitesindeki bir futbolcunun Brighton'a gitmesi, işte bana göre Brighton tabii ki sonuç itibariyle Premier Lig olabilir ama ben Ferdi'nin Premier Lig'de daha iyi, daha isimli, daha köklü bir kulübe gideceğini tahmin etmiştim. Hı hı. Ki bence gidebilirdi de, oynayabilirdi. Çünkü Ferdi'nin gittikçe iyileşen bir grafiği vardı. Hı hı. Bir performansı vardı. Kesinlikle ben Ferdi'nin Premier Lig'de daha iyi bir takımda oynayabileceğini de düşünüyordum. Ama tabii ki belki de işte önce Brighton'a gidip orada bir Premier Lig'i görüp sürekli işte forma şansı bulmayı belki tercih etti. Umarım yolu açık olur. Ben Fenerbahçe'den ayrıldığımda da aynı şeyleri söyledim. Bana göre Ferdi'nin şimdi siz El Nezir'e o kadar paralar verip de Ferdi'nin 35-36 ya da kaç milyona gitmesi bana göre biraz az geldi. Çünkü El Nezir ile kıyasladığım zaman veya Cengiz'e verilen parayı kıyasladığım zaman ben Ferdi'nin bonservisinin Ferdi kalitesinde bir futbolcunun düşük olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe orada daha çok para kazanabilirdi. Dediğim gibi şimdi Brighton'da iyi bir sezon geçirirse ben Ferdi'nin bonservisinin 60-70 milyonlarda olabileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Bu önemli bir tespit. Sevgili Ali Güneş yaptı bu tespiti. Sohbetimiz devam ediyor. Ali, bu arada Stuttgart takımını harika buldum ben. Harika oynadılar Santiago Bernabeu'da. 27 yaşına geldi ama Atakan Karasor daha önce de Türk takımlarının gündemine geldiği haberlerine konu olmuştu. Bu kadar dikkat çekmemişti. Yani çok uzun boylu olmasına rağmen topa çok hakim. Oyunu kuruyor,
liderlik yapıyor. Takım savunmasında birebir var. Birebir mücadeleden girmekten kaçınmıyor. Deniz Undav'ı zaten biliyoruz. Kiralık oynadığı Brighton'da Türk takımlarının da gündemine gelmişti. Ama o galiba kendini Türkiye'ye ait hissetmediği için hem Alman milli takımına geldi hem de Türk takımlarına gelmek istemediğini söyledi. O da bir gol attı. Ne dersin bu iki oyuncuyla ilgili olarak Stuttgart takımı hakkında? Ya Stuttgart zaten yeni teknik direktör, geçen sene geldikten sonra teknik direktörün inanılmaz iyi bir grafik sergilediler. Çok iyi de futbol oynuyorlar. Tabii ki burada teknik direktörünün faktörünü burada unutmamak lazım. Atakan sonuçta ilk sezonu değil birkaç senedir Stuttgart'ta ve ilk defa bu sene kaptanlığı verdiler ve bana göre de çok iyi bir performans sergiliyor. Çok basit oynuyor, bilinçli oynuyor, yani haddini bilerek futbol oynuyor, ekstra işlere girmiyor. İşte Real Madrid'de Toni Kroos ne yapıyorsa onları yapıyor veya Busquets'in biliyorsunuz bu Barcelona döneminde alıyor. İşte orta sahada forvetin veya defansta forvetin bağlantısını kuruyor. Dediğim gibi basit oynuyor, ikili mücadelelerden kesinlikle kaçınmıyor. O yüzden de tabii ki pozitif olarak da göze batmaya başlıyor. Bir de şimdi kaptanlık pazubandı verildikten sonra tabii ki Atakan'a da daha çok bir özgüven geldi. Artık bir sorumluluk alması gerektiğini düşünüyor ve bunu da saha içinde gösteriyor. Diğer futbolcu ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben Türklüğünü inkar eden, işte iyi bir şey yaptıklarında işte başka siyasi şeylere giriyorlar. Kötü bir şey yaptıklarında Türk oluyorlar maalesef. Evet. Ve şu an kendisi de mesela demeçlerinde zaten söylüyor, Türklüğünü açıkçası böyle inkar ediyor. Dediğim gibi onu bizden saymadığımız için de onunla ilgili de fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Yani ben Türklüğünü inkar edene hakkında boşa yorum yapmaya bile değmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden onunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sevgili Ali Güneş bizimle birlikte biliyorsunuz Fenerbahçe formasıyla bu derbilerin heyecanını yıllarca yaşadı. Ali ne dersin? Mourinho nasıl bir başlangıç yapacak yarınki maça? Valla Mourinho zaten geldiği günden beri işte bir Galatasaray'la sürekli işte bir didişmesi var. Yarın işte Mourinho için büyük bir şans olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer Galatasaray yarın Fenerbahçe yendiği takdirde Mourinho işte Türkiye'de bir numaralı olacaktır diye düşünüyorum. Kendisi de heyecanla bu maçı beklediğini ben düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben Mourinho geldikten sonra Fenerbahçe daha böyle bir Mourinho'nun imzasını daha göremiyorum. Umarım en yakın zamanda bunu görürüz. Belki de derbide görürüz. Çünkü bizim bildiğimiz Mourinho sağ kenarında sürekli böyle agresif, işte maçı 90 dakika yaşayan bir tekniktir olarak biliyoruz. Ama Fenerbahçe'ye baktığımız zaman işte tempo çok fazla böyle yüksek olmuyor. İşte bu agresiflik, işte Mourinho'daki agresiflik yani takıma yansıtamadığını ben şu anda düşünüyorum. Belki yarın farklı olur. Tabii ki derbinin havası her zaman farklı oluyor. Bekleyip görmek lazım. Ama dediğim gibi ben daha henüz Mourinho faktörünü daha açıkçası göremedim. Bekleyip görmek lazım. Zor bir karşılaşma olacak ama Fenerbahçe tabii ki evinde oynuyor. Sağ avantajı, taraftar avantajı Fenerbahçe'de olacak. Galatasaray bana göre ligin zaten en iyi takımlarından biri. İşte Fenerbahçe'de derbilerde ben daha farklı oynayabileceğini düşünüyorum. Şimdi diğer maçlara baktığımız zaman tabii ki Fenerbahçe kazanıyor ama Fenerbahçe bana göre işte böyle şimdi Ersun Yanal döneminde işte çok pres yapan, koşan, işte oynayan bir Fenerbahçe vardı. O Fenerbahçe'yi ben şu anda daha henüz göremedim. Özellikle Avrupa maçlarında da daha göremedik daha Fenerbahçe'yi. Evet. Yani öyle bir performansları yoktu. Ben yarın açıkçası merakla bekliyorum. Umarım Mourinho faktörünü yarın Fenerbahçe'de sahada göreceğiz diye düşünüyorum. Bu arada Mourinho'nun temel bir planı, oyun planı yok mu? Belli bazı bireysel oyuncuların performansına, kişisel performansına göre mi Fenerbahçe sonuç alıyor? Böyle mi düşünüyorsun tam olarak? Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben şimdi baktığın zaman şimdi Manchester City işte Pep Guardiola gittiği her yerde imzasını attı. Şimdi Pep felsefesi vardır. İşte oynayan bir takım, önde pres yapan, topu kaptırdıktan sonra hemen tekrar topa sahip olan
biri vardı. Xabi Alonso geldi. Leverkusen'de iddiasını hemen attı. İşte daha çok topa sahip oldu. İşte takım oyunu oynadı. Oynamayan futbolcular olduğu zaman bile yerine oynayan futbolcular hemen sistemin içinde kendine kolaylıkla yer buldular. Ama Fenerbahçe'de söylediğim gibi şimdi Dzeko olmadığı zaman, işte Maximin olmadığı zaman veya işte orta sahada Fred olmadığı zaman Fenerbahçe sıkıntılar yaşıyor. Yani demek ki daha işte takım olarak daha birlik beraberlik daha yok. Saha içinde birlikte hareket etmeler yok. İşte tabii ki burada teknik direktör faktörü çok önemli. Daha henüz şu ana kadar Mourinho demek ki takıma onu yansıtamadığını ben düşünüyorum. Yani burada bireysel işte Tadic çıkıyor, Dzeko çıkıyor maçı kurtarıyor. İşte Maximin çıkıyor, iyi bir asist yapıyor. Fenerbahçe bu şekilde şu ana kadar kazanıyor. Hı-hı. Ama işte dediğim gibi bu lig sürekli böyle devam ettiği zaman işte Galatasaray potanın içinde olduğu sürece, Beşiktaş potanın içinde olduğu sürece ve senin her zaman futbolcu endeksi bir perform yani bir netice alacaksan bana göre yine Fenerbahçe'nin işi zor diye düşünüyorum. Umarım dediğim gibi en kısa zamanda sistem oturur. Mourinho kendi karakterini takıma yansıtır. Mourinho'nun Fenerbahçe'sini izlemeye başladığımız zaman ben daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani futbolcuların olmadığı değil de sistemin daha çok ön planda olduğunu ve bu sistemin içinde olan futbolcuların hepsinin dört dörtlük işlemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bekleyip görmek lazım. Henüz belki bunları söylemek için erken de olabilir. Ama şimdi hazırlık dönemiyle birlikte baktığınız zaman yaklaşık belki 20 maç yapmıştır Fenerbahçe. Avrupa maçlarıyla, işte hazırlık maçlarıyla birlikte. Ama daha şu ana kadar çok büyük bir faktör göremedim ben açıkçası. Konuğumuz sevgili Ali Güneş, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve milli takımımızın formasını futbolculuğunda başarıyla giydi. Tespitini sizlerle paylaştı. Ali, çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Hoşça kal. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Kızıl Yıldız'ı mağlup ettiği maçta goller Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi. Portekiz basında bu durum geniş yankı uyandırdı. Galatasaray'a Benfica'dan transfer olmuştu ve 12 milyon euro kazandırdı Kerem Aktürkoğlu. Orkun Kökçü ise geçen sezon Feyenoord'dan rekor bir ücretle, 30 milyon euroya yakın bir ücretle Benfica'ya transfer olmuştu. Roger Smith de geçen sezonun son bölümünde bazı problemler yaşasa da bu sezona çok iyi başladı Orkun Kökçü. Hem ligde iyi oynuyor hem de dün Şampiyonlar Ligi'nde golünü attı. Abola gazetesinde yer alan maç haberinde Orkun Kökçü 8 puanla maçın oyuncusu seçilirken Orkun Bruno Lage'nin sisteminde istediği gibi daha derin alanlarda oynayabiliyor. Hem topu taşıma hem de pas kalitesi açısından takımı daha iyi hale getiriyor yorumu yapıldı. Kerem Aktürkoğlu için 7 puan verilirken şu ifadeler kullanıldı. Takımın yeni yıldızı Benfica'nın Belgrad'daki galibiyetinin önünü açtı. Rekord gazetesi ise maç haberinde Benfica Türk büyüsünü kullanarak Belgrad'da zafere ulaştı başlığı kullanılmış. Portekiz basınından CD'deki haberde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleri sayesinde Benfica'nın galibiyete uzandığından bahsediliyor ve Ojogo gazetesinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ortaklığı genişliyor ifadesi yer almış. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu aşamasında konuğumuz Beşiktaş'ın eski futbolcusu, şu anda da izleme komitesinde yer alan Sayın Süleyman Oktay. Süleyman abi, hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Özgürcüğüm. İyi günler, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Süleyman abi, nasıl gidiyor çalışmalarınız Beşiktaş'ta? Vallahi biz çalışmalarımıza son hız devam ediyoruz. Sizin çalışmalarınız 12 ay devam ediyor. Hiç bitmiyor. Transfer döneminin endeksi değil. İzleme maç ekibini. Olduğu müddetçe, Özgür, maç olduğu müddetçe Avrupa'nın neresinde, dünyanın neresinde, ligler, hangi ligler devam ettiği müddetçe bizim çalışmalarımız devam ediyor. Hmm. Hatta bizim ligimiz başlamadan evvel biliyorsun kuzey ülkelerinin ligleri başlamış oluyor. Doğru. Ve biz o kuzey ülkenin liglerine, Danimarka, İsveç, Norveç, oralara da gidiyoruz, maçları seyrediyoruz. Yani portföyümüzde, arşivimizde bir sürü futbolcumuz şu an mevcut. Süleyman abi, Mustafa Hekimoğlu'na İspanya'dan, İngiltere'den, İtalya'dan ve Fransa'dan teklifler geldiğinden bahsediliyor. Kulübe ulaştı mı buna benzer teklifler ya da bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz? Var mı bir gelişme sizin duyduğunuz? Tabii şimdi böyle istikbal vadeden, ileri dönük iyi görüntü veren futbolculara zaten teklifler gelmeye başlar.
ve de Avrupa'nın scoutları bu futbolcuları devamlı surette izlemeye alırlar ve takip ederler. Ve içlerinden biri de en sonunda bu futbolcuyu alır, götürür. İşte en son Kerem Aktürkoğlu'nu aldılar, götürdüler Özgürcüğüm. Ne kadar da iyi top oynadığını, Benfica'da da iyi oynamaya başladı. Orada da goller atıyor. Yani Avrupa Türkiye'yi izliyor. Özellikle böyle istikbal vaat eden genç futbolcuları yakın takibe alıyorlar Özgür. Doğru. Semih Kılıçsoy da bunlardan bir tanesi. Semih, pazar günkü Eyüp Spor maçında 11'de oynayacak mı sizce? Yani Semih aslında sol kanatta tabii ki tartışılıyor. İyi oynamıyor diyenler de var. Sizce ama iyi oynuyor mu biz, sol kenarda? Tabii şimdi ben şahsen bakıyorum. Semih kötü oynamıyor. Ama o bildiğimiz kanat futbolcuları gibi süratli, çabuk, sol kanattan ortalar yapan falan öyle bir futbolcu değil. Çünkü merkez santrafor orijinali değil mi? Ya tabii aslında Semih 18 içinde oynarsa Özgür çok daha fazla iş yapabilir, çok daha faydalı olur. Çünkü Semih çocukluğundan beri 18 içine alışmış, santrafor mevkiine alışmış. Ya eğer Semih'i 18 içinde buluşturduğun zaman bak emin ol iki toptan biri gol olur. Yani Semih bu meziyette ve geçen sene bu yeteneklerini de herkese gösterdi. 12-13 tane gol attı. Semih şu an gol atamamasının bir sebebi hiç sol kanatta oynamamış, adapte olmaya çalışıyor. Ya elinden geleni yapıyor. Yine mevcutlar içinde Semih'i ben yine o kanada yine de eğer kanat oynayacaksa yine Semih'i koyarım. Mevcutlar içinde şu an yine en iyisi Semih. Doğru, bu önemli bir tespit. Eyüp Spor Beşiktaş'ın rakibi olacak. Beşiktaş tabii derbiyi takip ettikten sonra Eyüp Spor maçına çıkacak. Beşiktaş için herhalde derbide beraberlik en iyi ideal sonuç değil mi? Fenerbahçe Galatasaray derbisinde. Bir daha tekrarlar mısın Özgür? Yarınki Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl bakıyorsunuz? Beşiktaş için en iyi sonuç herhalde beraberlik olur değil mi? Ha, bravo, tabii. Yani Beşiktaş'ın herhalde berabere kalırlarsa Beşiktaş iki takımda ikişer puan kaybeder. Ve Beşiktaş Galatasaray'ın gerisine düştüğü puanı telafi edilmiş olur. Evet. O bakımdan da Beşiktaş karlı çıkar. Aynı puana tabii geliyorlar. Tabii ki Eyüp'ü 3 puanla geçtiği takdirde. Yani onu da unutmayalım. Yalnız Eyüp de iyi takım. Ön bölgede özellikle Ahmet Kutucu çok başarılı. Geçen sene birincilikte de çok iyiydi. Mehmet Tiyan bence hep iyi oyuncu. Zaten Süper Lig tecrübesi. Emre Akbaba oynuyor. Bu İspanyol oyuncuları Samu Sainz çok etkili bir oyuncu. Yani kulübeden de oyuna sokabilecekleri çok sayıda oyuncu var. Halil Akpınar mesela onlardan bir tanesi. Dikkat edilmesi gereken bir rakip, ne dersiniz? Tabii aynen katılıyorum. Bu saydığım futbolcular kendini ispatlamış, iyi görüntü veren, Eyüp'te de şu an iyi oynayan futbolcular. Şimdi sen eğer normal Beşiktaş o bildiğimiz bu sene başlangıcından itibaren bildiğimiz futbolunu oynarsa sıkıntı yok. Yani Beşiktaş'ın Türkiye liglerinde kafa kafaya oynayacağı, başa baş oynayacağı bir iki takım dışında Beşiktaş'ı zorlayacak takım şu an çıkacağını zannetmiyorum. Ama sen eğer o bilinen futbolla oynamazsan, onun dışına çıkarsan o zaman karşındaki takımlarda aslan kesilir ve sana zorluk çıkarırlar ve de puan alırlar senden Özgür. Ama Beşiktaş'ın şu an ben Rafa Silva'sına, Immobile'sine, Semih Kılıçsoy'una, Mario'suna, João Mario'suna, orta sahada Jetson Fernandes'ine çok da dayanabilecek bir defans ben zannetmiyorum. Beşiktaş şu an hakikaten iyi bir takım oldu. Üst düzey bir takım oldu. O bakımdan da ama Eyüp'te dikkat edilmesi gereken, ciddiye alınması gereken bir futbol oynuyor ve o görüntüyü de şu an veriyor. Tiam dediğin gibi iyi bir golcü, Kutucu iyi goller atıyor, uzaktan sert şutları var, iyi de oynuyor. Yani Eyüp'te
iyi bir takım yaptı görüntüsü var Özgürcüğüm şu an. Joao Mario'yu nasıl buldunuz? Trabzonspor maçında yeni transfer, ilk maçını oynadı. Ya onu tabii ben yine söylemiştim. Jamario daha ayağını değdirmeden Trabzon'da, ki bir de Trabzon deplasmanı her zaman zor geçer, zor denilen deplasmandır. Jamario da yeni geldi, ilk maçına çıktı. Gerçi o denilen gibi olmadı. O bildiğimiz Trabzon zor deplasman, zor takım, Trabzon dördüncü büyük takım gibi falan bir görüntü vermiyor Trabzon. Yani Trabzon çok mahkum oynuyor, ezik oynuyor ve de Trabzon şu anki futboluyla hiç iç açıcı değil. Aynı zamanda Trabzon dün Kayseri maçında da iyi görüntü vermedi, iyi futbol oynamadı Özgür. Evet. Yani Beşiktaş'ın 3 puanı alıp gelmesi gereken bir maçtı ama maalesef üzüldük. Bir puanla döndük, çok üzücü oldu yani bizim için. Çünkü bir daha böyle Trabzon'u yakalayamayabilirsin. Yani Trabzon şu an kendi isminin ve de performansının çok altında futbol oynuyor şu an Trabzon. Peki. Onun için João Mario da orada çok da bir fazla bir şey yaptığını göremedik. Bir tane şut attı, iyi bir şut attı dışarıdan. Ölçü değildi yani bu maç. Değil, ölçü değil. Evet. Bu hafta bakacağız ama. Şimdi adapte de olur. Şu an İstanbul'a alışmıştır da. Arkadaşlarına da alıştı. Bir tane de maç oynadı Trabzon'da. Evet. Aşağı yukarı 15 gün olacak. Ben şimdi bu hafta Mario'dan iyi işler bekliyorum yani İstanbul'da. Peki. Beşiktaş bölümümüzde konuğumuz sevgili Süleyman Oktay'dı. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın formasını futbolculuğunda başarıyla giydi. Şu anda da Beşiktaş'a izleme komitesinde çalışarak hizmet ediyor. Süleyman abi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir şey değil Özgür. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. İyi çalışmalar. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımıza son noktayı koymadan önce Süper Lig'de, birincilikte ve diğer liglerdeki bütün takımlara başarılar dilerim. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Hafta başında saat tam 15'te yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.